Evet arkadaşlar, bugün 7. haftayla karşınızdayım. Bu hafta kontrolör tasarımdan ziyade tasarladığımız bir kontrolörün kontrol işaretiyle ilgileneceğiz. Bunun için bir transfer fonksiyonumuz var. Transfer fonksiyonumuz gs eşittir 40 bölü s kare artı 15 s artı 20 şeklinde verilmiş. Bizden 4 farklı şey isteniyor. Bunlardan birincisi oturma zamanı 1,8 saniye setting time ve yükselme zamanı rise time 0,3 saniye olacak şekilde bir PI kontrolör tasarımı isteniyor. Daha sonra elde ettiğimiz PI kontrolörün kontrol işaretine bakmamız isteniyor. Kontrol işaretine alttan üstten bir takım sınırlamalar getirdiğimizde nasıl bir değişiklik oluyor veya neler oluyor? Buna bakmamız isteniyor. Daha sonra da karşılaşacağımız muhtemel problemlere karşı çözüm ve probleme halde nasıl kurtulduğumuz, yani sarmalı ve sarmasız yapılar ile alakalı sorularımız var. Dilerseniz pencerelerimizi biraz daha büyütebiliriz şu şekilde. Dilersek metlibimize geçelim. Öncelikle şurayı şöyle büyütelim ve dosyamızı bir kaydedelim. Run bir şeklinde. Evet, her zamanki gibi clear ve clc'yi bir oluşturalım. Şimdi tasarım istendiği için sembolik olarak oluşturmak bence mantıklı. 40, 1, 15, 20. Şu şekilde 40 bölü 15s artı 20 şeklinde bir sistemimiz var. Şimdi dikkat ederseniz bize verilen birkaç bilgi de var. Rise time ve settling time gibi iki tane bilgi verilmiş esasen. Bunlara tekrar bakalım. 1,8'e 0,3 1,8 saniye settling time 0,3 saniyede rise time olsun istenmiş. Diğer taraftan biz kontrolörümüzde PI olarak seçmişiz. KP ve KI bunların reel katsayı olacağını biliyorum. FSS'i tanımlıyorum. Bu da KP artı KI bölü S şeklinde gelecektir. Bu ikisini tanımladıktan sonra bakın dikkat ederseniz sistemi tanımladım. S domaininde. Kontrolörümü daha önce de söylemiştim. Kazanç ve sıfırlar cinsinden ziyade gördüğünüz üzere KPKI katsayıları şeklinde yazmak katsayı işleme metodunda bana büyük avantaj sunacaktı. Kapalı çelim transfer fonksiyonumuz her zamanki gibi şu şekilde. Elde edilecek. Buradaki hedefim benim karakteristik polinoma ulaşmak. Şekilde. Daha sonra aslında burayı direkt PCS'de diyebiliriz. Daha sonra PCS'yi zaten elde etmiş olacağız. Şöyle yaklaştıralım. Çalıştırdığımızda gördüğünüz üzere KP ve KI katsayılarının olduğu fakat dikkat ederseniz 40KI sabit terime S terimine de KP katsayısının geldiği bir üçüncü dereceden karakteristik polinom elde ediyoruz. Neden üçüncü dereceden? Sistemimiz ikinci dereceden. Kontrolörümüz S ekliyor. Bir derece ekliyor. Dolayısıyla kapalı çevrim üçüncü dereceden bir karakteristik polinom oluşturmuş oluyor. Şimdi bu noktadan sonra benim aslında ihtiyacım olan şey PCS ve diğer taraftan da oluşturmam gereken şey bir PDS yani desired polinom. Fakat bu desired polinom ikinci dereceden olacağını biliyoruz. Haliyle 3 olduğu için bir tane de residual polinom olacak. Şimdi settling time formülünü hatırlıyoruzdur. Neydi? Settling time eşittir 4 bölü zeta çarpı omega yani şu şekilde. Diğer taraftan rise time ile alakalı da bir formülümüz var. Rise time formülümüz ise 2,5 çarpı zeta artı 0,8 bölü
Omega N. Bu şekilde. Şimdi buradan sonrası size kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ama buradan şöyle bir şey yapmak mümkün. Ben setting time üzerinden, yani şuradaki setting time bilgisi üzerinden aslında omega n'i çekebilirim. Bakın omega n buraya gelir. Setting time bu tarafa geçmiş olur. Dolayısıyla şu omega n eşittir 4 bölü zeta ts ifadesini aslında gelip rise time'a birleştirebilirim. Dikkat ederseniz burada omega n tek başına burada var. Dolayısıyla aslında bu ifadeyi şöyle yapalım. Bakın bunu setting time'dan elde ettim. Setting time'dan omega n'in yerine yazmam gereken değeri biliyorum. İki tane böyle olduğu için aslında şunu bu tarafa çekip şu şekilde bir ifade elde etmiş oluyorum. Şöyle gelirsek. Tabii böyle bir ifade elde ediyorum. Şu 4'ü karşıya gönderip şu şekilde 4 TR demem mümkün. Daha sonra buradaki çarpımı yapıp aslında güzel bir polinom elde edebiliyorum. Şöyle bir şey yapabilirim. Burada çarpı şeklinde olduğu için TS'yi bölü olarak götürebilirim. Bu durumda şöyle bir denklemle karşı karşıya kalırım. TS. Burada da çarptığın zaman zeta'nın karesi ve zeta olacak şekilde bir denklem gelmiş olur. Hatta şu ifadeyi de karşıya attığım zaman şu şekilde bir ifade elde ederim. Ve bu eşittir. Sıfır şeklinde bir denklem olmuş olur aslında. Bunu yazmamın sebebi buradan zeta'yı bulmak aslında. Hatırlarsanız root komutu bir polinomun katsayılarını verdiğinizde size köklerini hesaplıyordu. Dolayısıyla benim buradaki katsayılarım 2,5 zeta kare 0,8 zeta ve eksi 4 çarpı Einstein bölü setlikten. Bu bana aslında zeta değerlerimi verecek. Şu şekilde merak ediyorum. Evet. Şunu yorum haline alalım. Çalıştırdığımızda bakın zeta için iki tane şey öneriyor. Tabii ki pozitif ve negatif öneriyor. Çünkü dikkat ederseniz c bölü a negatif zaten. Rise time ve setting time pozitif değerler olduğu bilindiğine göre. Buradan zeta'yı elemeniz gerekiyor. Dilerseniz şu şekilde zeta eşittir zeta 2 diyebilirsiniz. Gayet mümkün. Ya da zeta içerisine zeta büyüktür 0 gönderebilirsiniz şu şekilde. Ve bunu gönderdiğinizde aslında 0.38, 0.6 olarak ne yapmış oluyoruz? Bilgilerimizi, aslında zeta bilgisini çekmiş oluyoruz. Şimdi zeta bilindiğine göre bu noktada aslında ben omega n'i de bulabilirim. Daha önce ne yapmıştık? Burayı kullanarak omega n'i bulmuştuk. Omega n eşittir 4 bölü zeta çarpı setting time bilgisiydi. Dolayısıyla zeta ve omega n'i ayrı ayrı gördüğünüz üzere yazdırabiliriz. Şimdi buradan hemen setting time'ı kontrol etmek istiyorum. Nasıl ederiz? 4 bölü zeta çarpı omega n deriz. Diğer taraftan da aslında şu denklemi yazarız. Şu şekilde bu bilgileri tekrar oluştururuz. Ve gördüğünüz üzere 4 bölü zeta omega n setting time 1,8 saniye olarak çıkmış oluyor. Ve aynı şekilde rise time'ım da 0,3 olmuş oluyor. Dolayısıyla benim burada verdiğim şu ilk iki denklemi sağlamış oluyorum. Bu şekilde yapmak birazcık dediğim gibi uğraşırsanız ve üzerinde düşünürseniz bu şekilde yapmak mümkün. Bir diğer metot da, hocam biz hiç sembolü tanımlamadık, o yüzden de oturmadı diyorsanız eğer şu şekilde yapmak mümkün olacaktır. Sol eşittir deyip ya da her zaman yaptığımız gibi yapalım. Problem eşittir nedir? Aslında komple şu eşitliği yazmanız gerekiyor. İki problemimiz var bizim. Bir, setting time'ın, daha doğrusu 4 bölü zeta omega'nın eşit setting time'a ve bunun eşit rise time olduğu durumu incelemek istiyoruz aslında. Şurayı bir kapatayım isterseniz. Sol eşittir sol deyip probleme gönderebilirsiniz. Zannediyorum ki çözebilecektir.
Gördüğünüz üzere sol nokta omegen dediğinizde veya sol nokta zeta dediğinizde size bir takım bilgiler veriyor. O zaman her zamanki gibi aslında omegen val eşittir sol, hatta double'a çevirdim isterseniz. Double sol nokta omegen. Aynı şeyi zeta içinde yapmamız gerekecektir. Zeta val double sol nokta zeta dediğinizde şu şekilde yine aynı değerleri elde edecektir. Tabi zeta'nın pozitif olduğu ve omega'nın pozitif olduğu değerleri istiyoruz biz dediğinizde şöyle yapalım. Omega'nın valın şu şekilde, aynı şekilde zeta valın, dolayısıyla omega'nın val ve zeta val yine aynı değerleri içerecektir. Şuralara zeta val demeniz gerekiyor. Şu şekilde yine 0.38'e 5.83'ü elde edebiliyorsunuz. Tabi bu işin uzun versiyonu bana sorarsanız ama en az başınızın ağrıyacağı versiyon. Çünkü direkt formüllerin eşit olmasını istiyorsunuz. Burada dikkat edin, settling time ve rise time'ı sağ tarafta yazmamın sebebi, siz sol tarafta da yazabilirsiniz ama burada bir denklem kurmaya çalışıyorum. Formül yazmıyorum. Bilerek tersten yazdım. Çünkü TS ve TR'nin değer olması gerekiyor. Eğer değer değilse TS'ye atama yaparsınız. Veya tek eşittir olduğu zaman. Bu şekilde yazmak her zaman daha mantıklı. Çünkü şu çok anlamlı bir atama olmayacaktır. Atama yapamazsınız ama şu şekilde eşittir eşittir yapabilirsiniz. Dolayısıyla siz bu yöntemi kullanabilirsiniz sol bile. Ama ben bildiğim bilgilerden yola çıkarak birazcık farklı bir metot isteyeyim. Bunu bu şekilde bırakacağım. Böylelikle zeta omega'yı daha özet bir şekilde bulabileceğim. Bunu yaptıktan sonra direkt s kare artı 2 çarpı zeta çarpı omega çarpı s artı omega'nın karesi şeklinde oluşturacağım. Demin de söylemiştim. Üçüncü dereceden olduğu için reel bir p daha ekleyebiliriz. Rezidü polinomu. P, s olarak ne yapacağız? S artı P şeklinde bir polinom daha tanımlayacağız. Bunun sebebi PCS'nin hatırlarsanız 3. dereceden olmasıydı. Haliyle bizim problemimiz artık aslında katsayı işleme problemimiz ne olmuş oluyor? Coefs PCS S virgül ol, yani PCS'deki tüm katsayıları eşit eşit Coefs yine S ve ol diyeceğiz. Buraya ne koyacağız peki? Şöyle alalım. Buraya koyacağımız şey PDS çarpı PS olmasını istediğimiz aslında polinom. Şöyle yapacağım ve poli değil de probleme bakacağım. Çalıştırdığımızda bakın 1 eşittir 1 anlamlı olmayan bir denklem. Ama sonuçta bir denklem. Bu sağlanmadığı zaman birçoğunuz burada hata yapma ihtimaliniz var. PCS'nin ilk katsayısı eğer 1 değil ise, yani S küp değil ise, o zaman burada hata alabiliriz. Veya aynı şekilde PDS veya PS'den de gelebilir bu hata. Sonra şöyle bir denklemimiz var ki buradan P'nin işte 11 yakın bir değer geleceği belli. Daha sonra 40P artı 20'nin işte 4444P artı 3409 olacağı. 40K'nin de 3409P'ye eşit olacağı olması gereken denklemleri görebiliyoruz. Dolayısıyla bilinmeyenlerle denklem sayımıza bakarsak eğer P bir tanesi, KP ve diğeri de KI. Yani 3 adet bilinmeyenimiz var ve 3 adet anlamlı denklemimiz var. Haliyle bunun altına MATLAB rahatlıkla kalkabilecektir. Herhangi bir tablolamaya gerek kalmayacaktır bu problem için. Önce bir çözüme bakalım. Gördüğünüz üzere bir adet çözüm buldu. KP'nin değeri double sol nokta KP. Bakın ben bunu hep şablon olarak kullanıyorum 27. satırı. Yani şu şekilde bir KP değişkeni tanımlamak isteyebilirim. Ama aslında ben bunu daha önce kullandım isim olarak. O yüzden burada herhangi bir karışıklık olmasın diye bir tane işte değer anlatan val veya V harfini koyarak da kendime bunun nümerik bir şey olduğunu, nümerik bir değişken olduğunu hatırlatıyorum. Ve yaptığım tek şey aslında aynı değişkenin nümerik değerini bir yerde tutmak. Aynı kalıpla aslında geri kalan değişkenlerime de bakacağım.
Diğeri neydi? KI idi. Dolayısıyla bu şekilde KI. Buna da PP diyebiliriz. Ya da PV diyelim. Notasyonu bozmadan. Son nokta P olmuş oluyor. Şimdi elde ettiğimiz tasarıma bakalım. Aslında tasarım katsayılarına bakalım. KP'si 1.5. KI'si 9'a yakın. Ve PV dediğimiz şey de yaklaşık 11, yani 10.5 civarında oluyor. Şimdi benim bu noktada bakmam gereken nokta şu. PV benim aslında pozitif mi? Pozitif. Neden pozitif olması gerekiyor? Çünkü benim seçtiğim PDS zaten kararlı bir polinom. Kapalı çevrim ise, PCS ise, benim komple kapalı çevrimim ise PDS ve PES'nin çarpımında eşit olacak. Bakın şurada 25. satırda bunu söylüyoruz. Bu durumda PDS zaten kararlı seçiliyorsa PES'nin de kararlı bir polinom olması lazım. Bunun kararlılığı nereden geliyor? Çözümden geliyor. Çözümde eğer P pozitif ise PES burada kararlı olacaktır. Haliyle 10.5'lu olan bir kutup, 3. kutbum 10.5 civarında olacaktır. Beni bu noktada sevindiriyor. Yani kararlı bir kapalı çevrim olduğunu görebiliyorum. Eğer kararlı olmazsa zaten bu noktada durmam gerekir. Çünkü tasarımım kararlı olmuyor. Tabii burada şuna da dikkat çekmek gerekir. Lifetime ve setting time bize zaten verilmişti. Biz buradan PDS'yi komple bulduk. Bu problemin bir tablolama problemi olması için buradan bir bilginin eksik verilmesi yeterli. Çünkü bize spesifik olarak setting time'ın ve rise time'ın 0.3 veya 1.8 gibi değerlerde olması istenmiş. Haliyle direkt bir çözüm istenmiş. Burada KP ve KI katsayıları bilinmiyor. Eğer bir şey daha bilinmeseydi tablolamaya ihtiyaç olacaktı. Bunun için bunu en güzel problem değişkenin içerisinde görebilirsiniz. Benim anlamlı kaç denklemim var? Kaç tane bilinmeyenim var? Bu durumdaki problemim tek çözümlü mü? Yoksa tablolama yapacağım sonuçta da çözüm mü var? Yoksa bunu engelleyen bir şey var ve çözümüm yok mu? Bu duruma her kontrolör tasarımında bu problem değişkenine, yani katsayılarınızın eşitlenirken oluşan probleme bir bakmak gerekecektir. Şimdi kontrolörün performansını incelemek açısından şöyle bir şey yapalım. Şunu alalım. Ufak bir simülasyona bakalım. Bunun için GS'yi TF olarak tanımlayalım. Hemen böyle şu şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Tabi buraya ne gelecek? Katsayılar gelecek. İsterseniz virgülle ayırın, isterseniz boşlukla ayırın. Peki FS nedir? FS ise, şimdi burada ben yazarken KP artı KI bölü S olarak yazdım. Fakat payda eşitlerseniz göreceğiniz şey şudur ki, aslında S çarpı, yani KP çarpı S artı KI komplesi bölü S gelecektir. Dikkat edin. KP S kısmını S'e böldüğünüzde KP kalır. KI'yi S'e böldüğünüzde KI bölü S kalır. Dolayısıyla bunu dikkat ederek, buna dikkat ederek oluşturmam gerekiyor. Bakın burada. S'in katsayısı KP olduğu için önce KP, sonra KI. Eğer bu bir PID kontrol olsaydı şuraya KD koymamız yeterli olacaktı. Dolayısıyla kapalı çevirme elde edebiliriz. Tabi burada dikkat etmeniz gereken başka bir şey daha var. Bakın ben buraya konsola KP dediğimde sembolik KP alıyorum. Bu da demek oluyor ki benim buraya bunların nümerik değerlerini koymam gerekiyor. Zaten ben burada KPV ve KIV şeklinde bunları koymuştum. FS çarpı GS virgül 1 ile kapalı çevirime ulaşabilirsiniz. Step TS diyerek ve dilerseniz step info ile de diğer bilgilere ulaşarak aslında tasarımımızı bakabiliriz. Çalıştırdık. Şimdi setting time'ımız yaklaşık olarak şöyle bakalım. Setting time 1.8 saniye civarında. Rise time'ımız 0.2-0.3'e yakın bir değerde. Oldukça istediklerimize yakın görünüyor. Zaten hatırlarsanız şöyle kenarda bunu tutalım. Zaten hatırlarsanız zeta değerimiz 0.38'di. Bu oldukça yüksek bir aşıma karşı düşüyor. 38 aşıma karşı düşüyormuş. Oldukça yüksek bir aşım. Bu zeta değerinin küçük olmasına zaten
belliydi. Dolayısıyla bizim aslında elde ettiğimiz kapalı çevrim basamak yanıtımız bu şekilde. Burada sadece rise time'ın hızlı ve setting time'ın da işte belli bir hızda olması istendiği için aslında böyle bir çözüm elde edildi. Bundan daha iyi çözüm var mıdır? Eğer rise time'ı ve setting time'ı kaldırıp bunlardan bir tanesi ve overshoot'u kullanırsak daha az salınım yapan veya daha hızlı bir sistem elde etmek mümkün olacaktır. Ama bizden istenen böyle bir sistemmiş. Tabii sorunun aslında ilk kısmı bu şekilde oturma zamanı ve yükselme zamanı verilmiş bir PI kontrolörü tasarlamaktı. Tabii bunu buraya kadar aslında halletmiş oluyoruz. Bu noktada bizden istenen şey kontrol işaretini çizdirmektir. Şimdi bu noktada kontrol işaretini çizdirmeye gelirsek eğer, bunun için düşünmemiz gereken şey şu. Biz standart bir besleme, geri besleme, negatif geri besleme yapısında burada görüyorsunuz feedback komutunu kullanıyoruz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi fs çarpı gs bölü 1 artı fs çarpı gs olarak bir kapalı çevrim elde ediyoruz. Şimdi burada aslında farklı transfer fonksiyonları elde etmek mümkün farklı işaretler için. Notlardan göstersem belki daha iyi olabilir. Bağlantının şeması var mı? Emin değilim. Yok. Bağlantının şemasını koymamışız. Burada bakın denklemler ve denklemler üzerinden şöyle bir kök çözmeniz gerektiği işte bununla alakalı da kodu vermişiz. Ama şeyin feedback yapısını koymamışız. Ben hemen bir feedback yapısı üzerinden size anlatmaya çalışayım. Bir görsel elde edebilirsek aslında evet şurada hemen bir örnek buldum. Örnek görseli hemen çekip bunun üzerinden göstereceğim. Şimdi soruyu önemsemeyin. Soruyu göstermek için değil, unit feedback bağlantısını göstermek için aslında koydum. Şimdi dikkat ederseniz biz şunun fs olduğunu düşünelim. Fs çarpı gs ileri yolda bölü 1 artı fs gs'den neyi buluyoruz? Kapalı çevrim transfer fonksiyonu buluyoruz. Peki eğer biz burada gs ile çarpmazsak, sadece fs bölü 1 artı fs gs olarak hesaplarsak neyi elde ederiz? Aslında şurada bakın gs ile çarpmadığımızda fs ile çarptığımızda hata işaretiyle alakalı bir kapalı çevrim elde etmeye çalışırız aslında. Eğer sadece gs ile çarpıp bunu geri beslemeye atarsak o zaman yani bağlantıyı biraz daha değiştirmek gerekecektir ama zannediyorum bunu buradan değil de şuradan söylemek gerekir. Eğer bunun hepsi feedback'te olsaydı ve biz ileri yolda 1 kullansaydık, yani 1 bölü fs gs olarak kullansaydık, 1 bölü 1 artı fs gs olarak kullansaydık, o zaman hata işaretiyle çıkış arasındaki transfer fonksiyonu bulacaktık. Eğer bunu fs ile çarparsak, yani fs bölü 1 artı fs gs olarak yaparsak, o zaman kontrol işaretiyle çıkış arasında, daha doğrusu giriş ile kontrol işareti arasında elde ederiz. Sistemi de çarparsak, o zaman giriş ile çıkış arasında elde ederiz. Aslında şunu demek istiyorum. Yani bunu kodlayacağım ama bir feedback yapısı üzerinde bunu anlatmak istedim. Eğer 1 bölü fsgs olarak hesaplarsak şu şekilde bakın. Bir bölü 1 artı fsgs olarak hesaplarsak hata işaretini elde edeceğiz çıkışta. Yani girişi çıkışa değil girişle hata arasında. Şurada şöyle yazalım. T E R diyelim. Şu şekilde. Yani çıkış E, giriş R. Ya da T R E diyelim şöyle.
referanstan hataya. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi aslında teminki bağlantı. Zannediyorum burada mı? Neyse, teminki bağlantıyı da kaybettik. Eğer biz bunu hatayı bakın Efes ile çarparsak, hatanın Efes ile çarpılması bize kontrol işaretini verecektir. Eğer biz kontrol işaretinde sisteme uygularsak, yani U'yu G'ye uygularsak, Efes GS şeklinde hesaplarsak, o zaman çıkışı elde edeceğiz. O zaman TRY'ye şu şekilde. Bu üç transfer fonksiyonu esasen bilmeniz gereken transfer fonksiyonları. Yani biz her zaman için şunu kullanıyoruz. Bunu kullandığımızda genellikle ne yapmış oluyoruz? Sistemi kapalı çevrimine geçiş yapıyoruz. Referanstan çıkışa. Fakat eğer sistemi dahil etmezsek ve sadece kontrolü elde edersek, o zaman sistemden önceki noktada, yani U'yu elde etmiş oluyoruz. Zannediyorum aslında şöyle bir fikir geldi. Neden bunu daha önce yapmadım? Simlik üzerinden bunu anlatmak sanırım daha kolay olacak şu an için. Nasıl bir feedback yapısı oluşturalım hemen. Evet, hemen. Böyle bir transfer fonksiyonu ekleyelim. Şöyle Fs şeklinde diyelim. Şöyle olsun. Aynısından bir tane de oluşturalım. Bunun adı da Gs olsun. Hemen buradan bir scope alalım. Şöyle. Hemen bir step alalım. Bunu da buraya koyalım. Hemen bir sum alalım. Bunu da buraya koyalım. Hemen ikinci işareti de değiştirelim. Şuraya bağlayalım. Bunu buraya bağlayalım. Buraya bağlayalım. Buradan da bir feedback alalım. Evet. Şimdi bakın şurası. Text yazmaya çalışıyoruz aslında. Yok, bu değil. Şurası E, şurası referans, şurası çıkış. Şurası nedir? Kontrolöre girdiğine göre U'dur. Bu da sisteme giriyor. Aynen şu şekilde feedback yapımız var. Şimdi benim aslında yapmak istediğim, anlatmak istediğim nokta şu. Birazcık şu tarafa geçirelim. Yaklaştıralım. Şöyle. Evet. Şimdi dikkat ederseniz, ben eğer tüm kapalı çevrime bakmak istersem ne yapıyorum? Diyorum ki Fs, Gs bölü 1 artı Fs, Gs. O zaman ne oluyor? R'den Y'ye bakmış oluyorum, bakın. Ama sadece eğer ileri yolda Fs varsa şu şekilde alalım tekrar. Eğer sadece Fs varsa o zaman Gs'i almamış oluyorum. O zaman Y'den Gs'e geri gittiğimde aslında U'yu almış oluyorum. Bu da demek oluyor ki referanstan U'ya bir transfer fonksiyonu yazmış oluyorum. Referanstan U'ya baktığınızda ileri yolda ne var? F var. Daha sonra çevrim olarak da Fg var. Dolayısıyla F bölü 1 artı Fg yaptığınızda elde ettiğiniz transfer fonksiyonu aslında referans ile kontrol işareti arasında. Eğer F'i de almazsam, bakın Y varken ne yaptım? G'ye böldüm aslında bir bakıma. U'ya gelmiş oldum. Çıkışta U'yu gözlemledim. G'yi almayarak. Eğer F'i de almazsam o zaman çıkış olarak E'yi almış olurum. Ya da buradaki transfer fonksiyonu F'e böldüm. Pardon, G'ye böldüm. TR U'yu elde ettim. Bir de F'e böldüm. TR E'yi elde etmiş olurum. Yani E ileri yolda. Bakın ileri yol 1. Çevrim Fg. Dolayısıyla 1 bölü 1 artı Fg. İleri yolda ne aldığıma dikkat edin. İleri yolda şunu da alabilirim. F'i de alabilirim. Bunu geri yola atarım. Yani bir bakıma şunu şöyle aşağı çekiyorum. Şu skopu çıkarıyorum. Şuradan bu skopu aslında buraya bağlıyorum. Birazcık daha görsel olarak düzelttiğimde şunu
Şöyle bakın alalım. Şöyle bir şey yaptığımda belki biraz daha anlaşılır. Şöyle. Buna bakmış oluyorum. Buna bakabilmek için f bölü 1 artı fk yapmak lazım. E bunu da alıp, şunu da alıp, skobu koparıp, şunu da şöyle alıp, ikisini de geri yolu atabilir ve buradan direkt hataya bakabilirim. O zaman ileri yolum 1 bölü 1 artı fk şeklinde olacaktır. Haliyle hata ile referans arasında, kontrol işareti ile referans arasında, çıkış ile referans arasındaki transfer fonksiyonlarının nasıl bulunduğunu bu teminki 3 grafik üzerinden umarım anlatabilmişimdir. Şu şekilde bakın geri alıyorum. Eğer böyle bağlarsanız kontrol işaretini elde ediyorsunuz. Eğer bunu da tekrar geri alıp ileri yola şu şekilde düzenleyip koyarsanız o zaman her zamanki alışkın olduğumuz kapalı çevirime bakmış oluyoruz. Yani çıkışa bakmış oluyoruz. Şimdi bu burada bir kalsın. Dolayısıyla bu transfer fonksiyonlarını kullanarak ben hataya, kontrol işaretine ve çıkışa ulaşabilirim. Referansım da belli. Dolayısıyla şöyle bir şey yapabiliriz. Setting time'ımız yaklaşık 2 saniyeydi. 0'dan 0.01 adımlarla 4 saniyelik bir simülasyon yapmak istiyorum. Ve bunu yaparken de hatırlarsanız bize step YT şu şekilde cevap veriyordu. Şimdi ben bunu almak istiyorsam şu şekilde bakın. Şöyle yapayım. Transfer fonksiyonlarımı önce tanımlayayım. Şu şekilde ne yapacaksınız? T, R, Y'yi vereceksiniz. T'yi de verelim. Şu şekilde. Şimdi bunu yaparsam, şunları da yapmazsam her zamanki gibi figür oluşturup figürümde de plot deyip T virgül Y şeklinde T çizdirebilirim. Çizdirdiğimde gördüğünüz üzere aynı grafiği elde etmiş oldum. Hatta aslında 2 saniyede yeterli ama biz şimdi kalalım burada. Şimdi kontrol işaretini elde etmek istiyorsam o zaman farklı bir transfer fonksiyonu kullanacağım. Neyi kullanacağım? TRU'yu kullanacağım. TRU'yu kullanacağım için şunu da yine tekrar buraya alalım. Bu defa U diyeceğim. Aslında TRU kullandığım zaman aslında ben referansı veriyorum. Zamanı da veriyorum. Ama elde ettiğim şey kontrol işareti. O zaman buraya gelip şu şekilde T'ye U'yu da elde edebiliriz. Hemen hold on açalım. Grid on da açalım. Şimdi çalıştırdığımda bakın bir de kontrol işareti eklenmiş oldu. Tabii hangisinin hangisi olduğunu anlamak için ufak bir legend de eklenir. Önce Y'yi sonra U'yu çizdirdik. Gördüğünüz üzere aslında kırmızı kontrol işaretiymiş. Bu da çıkış işareti. Şimdi bir şey daha merak ediyorum. Hata işaretini de merak edebilirim. Şu şekilde alırım. Bu defa hata işaretine TRE koyacağım için buraya da E gelecek. Oysa buraya da E gelecek. Buraya da E'yi getirmiş olacağız. Çizdirdiğimizde bakın hem hata işareti hem kontrol işareti hem de çıkışı elde etmiş oluyoruz. Tabi bunları üst üste çizdirmek belki ilk başta mantıklı gözükebilir. Ama maalesef kontrol işaretiyle hata işareti arasında böyle çok da bir rahat anlaşılan bir bağlantı yok. Çünkü kontrol işareti 1 ile başlayıp işte pardon hata işareti 1 ile başlayıp azalırken bizim kontrol işaretimiz 1.5'tan büyük bir değerle başlayıp 2'ye gidip 2'den azalıp 0'a yakın bir değerde gidip tekrar artıp azalmak kararı alıp en son 0.5'te oturuyor. Pardon. Tüm bunlardan çok daha bağımsız gözüken bir çıkış işaretimiz var. Tabii hatırlarsanız bizim burada kullandığımız kontrolör PI kontrolör. Haliyle aslında sizin burada gördüğünüz şu birden azalan grafiğin sadece kendisi kullanılmıyor. Aynı zamanda integrali de kullanılıyor. Ve o ikisinin işte KP ve KIV şeklinde çarpılıp toplanarak elde edilen kontrol işareti elde edilmiş oluyor. Haliyle insan gözüyle direkt bakıp da bir mantık aramak zor olabilir. Ama şu yapılabilir. Hata işaretinizi biliyorsunuz. İntegralini alabilirsiniz. Sonra hatanın integralini K'yı katsayısıyla hatanın kendisini KP ve katsayısıyla çarpıp toplarsanız kontrol işaretini zaten elde edebilirsiniz.
Şimdi bu noktada tabii bunları böyle üst üste çizdirmek dediğim gibi çok fazla bizim için anlamlı değil. Eğer P tipi kontrolörü inceliyor olsaydık belki bu anlamlı olabilirdi. Çünkü orada belli bir oran var. Dolayısıyla bunları böyle üst üste çizdirmektense şöyle bir şey yapalım. Subplot kullanarak birden fazla grafik oluşturalım. 3 satır bir sütun şeklinde. CLA koyuyorum. O da oradaki eksenleri temizlemek için. Oldum. Gridon şu şekilde. Çıkışı çizdiriyoruz. Şuraya geldiğimiz zaman kontur işareti çizdirmiş olalım. Şuraya geldiğimiz zaman hatayı çizdirmiş olalım. Tabi bu legendlerden ziyade artık title'larla yazılması gereken bir bilgi olmuş oluyor. Şurada kontrol put diyelim. Şurada output diyelim. Şekilde oluşturduğumuzda grafikleri bu şekilde elde ediyoruz. Tabii şöyle bir şey yapabiliriz. Hemen hepsine görsel olarak line width 2 ekleyip daha kalın çizmesini sağlayabiliriz. Eğer istersek x label vesaireyle de bir nebze daha profesyonel grafiklere geçiş yapabiliriz. Şekilde bakın birazcık daha anlaşılır grafiklere geçmiş oluyoruz. Bu şekilde büyütürsek de gördüğünüz üzere kontur işareti pardon hata başlangıçta bir haliyle takip etmiyoruz çünkü sistemi. Daha sonra ileri geçiyoruz. Aslında 0.4 üstüne çıkıyoruz. Hata o yüzden -0.4 fazla gittiğini söylüyor. Sonra şurada azaltmaya çalışıyor. Bir %20'lik 0.8 derece civarına iniyor. Sonra tekrar derken bir dengeye oturuyor. Sıfıra oturuyor. Hatamız sıfıra oturuyor. Dolayısıyla referans takip olmuş oluyor. Kontrol işareti de kontrol effort da buna karşılık 1.5'tan başlayıp 2'ye çıkıp daha sonra daha az bir kontrol işareti ihtiyacı oluyor. Sonraki düzeltmelerde biraz daha uygulaması gerekiyor. Ve en son nihayetinde 0.5'e ihtiyaç duyuyor. Şimdi bu 0.5'in geldiği noktaya şu şekilde dikkat çekmek istiyorum. Aslında sorunun orijinalinde steady state'te GS'nin kazancına baktığınızda GS'nin steady state'teki kazancı S0 yazarsanız şu terimler gider. 40 bölü 20'den aslında 2 çıkar. Siz bunu 1'e oturtmak istiyorsanız 0.5 giriş uygulamanız gerekir. Haliyle bize bu grafikte farklı bir şey vermiyor. Eğer 0.5 steady state uygularsanız çıkışınız 0 hatayla tam olarak 1'e oturmuş oluyor. Buradaki sıkıntı transient bölgede belli bir süre farklı dalga şekilleriyle aslında kontrol işaretiyle ve hatayla referansa yakınsıyorsunuz. Burada biz transient'i iyileştirmeye çalışıyoruz. Veya ona göre tasarım yapıyoruz. Yoksa steady state'de 0.5 verdiğinizde bu sistem zaten 1'e oturuyor. Şimdi kontrol işaretini çizdiniz demiş B şıkkı. C şıkkında kontrol işaretini -0.7 ile 0.7 arasında sınırlamamız istenmiş. Tam bu noktada aslında sıkıntı baş gösteriyor. Çünkü bizim burada bakın yazdığımız kod sonucu elde ettiğimiz çıkış belli. Şöyle yapalım. Yani ben buradaki kodu kullanarak, step kodunu kullanarak veya else'im kullanarak en fazla ne yapabilirim? En fazla bunu yapabilirim. Bir sınırlama koymak istediğimde bir çoğunuzun yapacağı şeyi göstereyim. Buraya gelip sınırlama koymaktır. Bizden tam olarak istenen şeydi. Aslında burada göstermek için hazır fırsat varken göstereyim. Şuradaki U'yu koparacağız. Şunu biraz sağa çekeceğiz şöyle. Şu şekilde. Ve bir saturasyon ekleyeceğiz. Bu saturasyonla 0.7'ye -0.7 olarak eklememiz isteniyor. Bunu buraya koyacağız ve bu isteniyor. Şu şekilde. Tabii birçoğunuz bu şekilde sistemi kurup simülasyon yapabilir. Fakat ben size başka bir şey göstermek açısından burada birazcık daha burayı uzatacağım. Bu noktaya kadar anlattıklarımı dinleyebilir. Burada sistemi simülinkte oluşturabilir ve buradan devam edebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi burada araya biraz daha bilgi koyacağım. O da şu. Şimdi ben bu sınırlamayı yapmadan aslında bu tüm yazdığım kodu
tekrar yapmak istiyorum. Fakat bu defa bunu yaparken farklı bir simülasyon metodu ortaya koymak istiyorum. Şimdi MATLAB hazır komutlarını kullanmaya oldukça alışıyoruz. Kötü bir şey değil. Fakat bu tarz bize MATLAB'de hazır sunulmayan ve simlink ihtiyacı duymamızı sağlayan problemlerde, örneğin bir aradaki sinyale girip de bunu bir sınırlama istediğimizde, o zaman aslında birazcık kod yazmamız gerekiyor. Şimdi dilersek aslında şu noktaya kadar bizim elimizde bir sistem var, bir kontrolör var ve sistem ve kontrolör aslında nasıl bir kapalı çevrede olacağı belli. Ben aslında burada bu bağlantıyı farklı bir şekilde simle edebilirim. Bunu nasıl yapabilirim? Şimdi önce şuradan başlamak istiyorum. Yeni bir şey açalım. Dosya açalım ve daha önce kullandığımız GS sistemini şurada bir yerde tanımlamış olmamız lazım. Bu tarafa alalım. Şu şekilde. Daha sonra bunu da run 2 olarak kaydedelim. Daha sonra yapmak istediğim şey şu. GS'yi bu şekilde kullanırsam çok bir şey yapamayacağım. Ama GS'yi zannediyorum ki steady state'e çevirirsem o zaman işler birazcık daha kolay olacaktır. TF to SS olması lazım galiba. Şuna tekrar bakalım. TF to SS diye bir şey var mı? Evet var. Bize diyor ki num'u deniver. Biz sana çevirelim. Peki SS tek başına var mı? Yanlış hatırlamıyorsam var. Tamam. Şu şekilde aslında SSGS dersek bize bir sistem verecek. Ve bu sistemin A'sını, B'sini, C'sini ve D'sini elde edebiliriz. Şu şekilde. Daha sonra bu ABCD'leri kullanarak diskrete geçip oradan devam edebiliriz. Veyahut da başta diskrete geçip ondan sonra state space'e geçebiliriz. Nasıl istersek. Şimdi diskrete ben bu noktadan sonra geçmek istiyorum aslında. Yani diyorum ki elimde bir transfer fonksiyonu var. Bu transfer fonksiyonuna karşılık ben durum uzayı gösterimine, ki dersimizin sonuna, kontrol sistem tasarım dersinin sonuna yaklaşınca durum uzayı konumuz olacak. Şu şekilde A, B, C ve D matrislerini kullanarak ben aynı sistemi aslında durum uzayına geçebilirim. Şimdi durum uzayındaki bu sistemi diskrete geçirebilirim. Ve diskrit durum uzayı kullanacağım zaman çok basit bir şekilde simülasyon yapabilirim. Yani hatırlarsanız x dot eşittir ax artı bu, y eşittir cx artı tu'dur. Herhangi bir sistemin gösterimi. Şimdi bu şekilde olduğu için bunun discrete versiyonu birazcık daha güzeldir. Nedir? Discrete bir gösterim yazacağım hemen. X k artı 1 eşittir a eşittir a x k artı b u k y k eşittir c x k artı d u k'dır. Şimdi bunu dememin sebebi şu. GS'e karşılık bir durum uzayına geçip bu durum uzayının da diskretine geçiş yaptığımda, farklı denklemine geçiş yaptığımda ya da çok basit bir şekilde 3 tane vektöre ihtiyacım olacak artık. Bir tanesi giriş vektörü, bir tanesi durum vektörü, bir tanesi de çıkış vektörü. Haliyle ben böyle bir yapı kurduğum zaman basit bir for yapısı içerisinde tüm bu vektörleri kullanarak simülasyon yapabileceğim. Dahası bunun arasına bağlayacağım her türlü elemanı yine fark denklemiyle ifade edebileceğim için veya her bir sistemi bu şekilde ifade edebileceğim için aslında birinin girişi diğerinin çıkışı olacak. Ve bu bağlantıları birbirlerine rahatlıkla yapabileceğim. Şimdi burada birazcık yavaş anlatmaya çalışıyorum. Çünkü her gün karşılaştığınız bir şey değil. Veya tam olarak kodlamakla sorumlu olduğunuz bir bölge değil burası.
Direkt dediğim gibi burada her şeyi bırakıp gidip Simulink'te bu sistemi kurup araya saturasyonu atıp devam edebilirsiniz. Fakat bir sistemin dijital versiyonu gerçeklenmesi, hele ki simülasyon ortamında, bence oldukça önemli. Şu geçişi veya bununla alakalı daha fazla detayları zaten dersin sonuna doğru öğreneceğiz. Ama en azından burada simülasyon açısından bunun bir alternatif olduğunu göstermek istiyorum. Dolayısıyla şu şekilde yapayım ben. En az kafanızı karıştıracak şekilde yapmak istiyorum. Zannediyorum o da şöyle olacaktır. Başta diskete çevirelim. Biz diskete çevirmeyi nasıl yapacağımızı hiç önemsemeyelim. Ve bir zaman vektörü oluşturalım öncelikle. 0'dan 0.001 saniye olsun. Oldukça küçük bir aralık seçiyorum. 0.001. Bakın burada C2'de Continuous to Discrete anlamına geliyor. Sistemi veriyorsunuz. Sampling time veriyorsunuz. O size discrete bir sistem veriyor. Yani direkt şuradaki ABCD'yi verecek. Şunların hepsini sileyim. Şu şekilde çalıştıralım. Şimdi A dediğiniz şey, bakın. B dediğiniz şey, C dediğiniz şey ve D dediğiniz şey şu şekilde. Help C2D diyeyim. Bakın. Help C2D dediğinizde sistem, continuous'ta, TS ve metot. Eğer metot söylemezseniz direkt zero order hold yapıyor kendisi. Yani şuraya da gelip ben zero order hold'lu da yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Dolayısıyla elde ettiğimiz A, B, C ve D matrisleri bunlar. Şimdi A, B, C, D matrislerini elde ettik. Bunu elde ettik. Dilerseniz ihtiyacımız olan vektörlere bakalım. Şimdi A dediğimiz şey 2'ye 2. Şimdi burada olacak olan şu. Ben size şöyle kolayca bir yazayım. Aslında bizim ihtiyacımız olan şey her bir T anına karşılık, bakın burada T vektörü var. Her bir T anına karşılık Workspace'ten T'ye gelelim. Evet. Şöyle gördünüz. 0 10 üzeri eksi 3 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 diye gidecek. Veya 0 0 3 0 0 4. Bunların her birine karşılık bir vektör tutacağız. Şöyle alt alta. Bu vektör aslında 2'ye 1 1 vektör olacak. Ama her bir A anında. Çünkü 2'ye 1 1 vektör olmasının sebebi 2'ye 2 bir matrisle çarpıldığında 2'ye 1 1 vektör gelecek. 2'ye 1 1 vektör olan B ile skalar bir şey çarpacak 2'ye 1 olacak. Bunların toplamı 2'ye 1 elde edecek. Neden? Çünkü iki tane durumumuz var burada. Çünkü ikinci dereceden bir sistem. Daha sonra C dediğimiz şey 1'e 2 hatırlarsanız. Bakın şuradan da görebilirsiniz. 1'e 2. 1'e 2 ile 2'ye 1'i çarpacağız. 1'e 1 skalar bir şey elde edeceğiz. D'miz zaten 0. U da zaten o an için skalar olacak ve skalar bir çıkış elde edeceğiz. Tek girişli, tek çıkışlı. İkinci dereceden bir sistem aslında tek girişli, tek çıkışlı iki tane durum değişkeni olan bir gösterim olacak burada. Şimdi bu noktada benim dediğim gibi bu koddan tam olarak sorumlu değilsiniz. Yani kafanızdan böyle bir kod yazmanıza gerek yok. Şimdi burada 2-2 dediğim gibi ikinci dereceden bir sistem olduğu için var. Şu şekilde. Ve bizim yapacağımız şey A çarpı X'in X sütunu birinci A. Bu bizim aslında AX K'ya karşılık düşüyor. Dolayısıyla X'in bir sonraki anını hesaplamak için tam olarak şöyle bir denklem kuracağız. Tam olarak şöyle bir denklem kuracağız. Neden? Çünkü bizim şurada iki nokta dediğimiz şey aslında tüm satırları al demek. Tüm satırlar bizim durumlarımız oluyor. Şu length t dediğim şey de kaç tane an varsa, zaman olarak ne kadar şeyimiz varsa noktamız veya indisimiz, o indisimiz burada 1 olarak seçilmiş. Yani şu ikinci parametre aslında zaman bilgisi oluyor. Ve bu bir dinamik sistem olduğu için önceki, bakın şu anki ikinci zaman sample'ında veya ikinci sample'da, ikinci örnekte bir önceki örneğe bağlı olarak değişiyor sistem. Şimdi zaten üst üste çizince bence anlaşılacaktır. Şimdi dediğim gibi x0'sa ihtiyacımız var. Bir de neye ihtiyacımız var?
X kalsın şu şekilde. U eşittir. Zeros. U dediğim şey aslında T ile aynı. O yüzden size T deyip geçeceğim. Veya 1 virgül length T diye diyebilirim. Çok önemli değil. Bir de yine aynı şekilde bir çıkışa ihtiyacım var. Yani aslında durum uzayı gösterimi birçoğunuz belki biliyordur. Durum uzayı gösterimi aslında ne yapmış oluyor? Fazladan içeride durum tanımlıyor. Girişlerle durumlar arasında denklemler var. Durumlar girişlerden bir de çıkış diye bir şey oluşturuluyor. Ama biz aslında giriş ve çıkış görüyoruz transfer fonksiyonunda. Şimdi buradaki şu denklemi yazabilmek için yapmamız gereken şey şu. For i eşittir 1'den length t'ye kadar gidip şu şekilde end dememiz gerekiyor. Şimdi i artı 1 kullanacağımız için şuradan bir sample geri gitmek istiyorum ben. Daha sonra yapmak istediğim şey şu. X'in 7. anındaki değeri ya da i artı 1. anındaki değeri a çarpı x'in 7. anındaki değeri artı b çarpı u'nun 7. anındaki değeri olsun. Aynı şekilde y eşittir c çarpı aslında şurası benzer olacak artık. Y'nin 7. anındaki değeri şuraya gelelim. X'in 7. anındaki değeri artı d çarpı u'nun 7. anındaki değeri olmuş olacak. Dolayısıyla benim burada merak ettiğim şey sadece u ve y. Tabii ben ne yapmaya çalışıyorum? Ben aslında şurada step gs'yi yapmak istiyorum. Step gs'yi yapacaksam unutmamalıyız ki once diye bunun aslında hepsinin 1 olması gerekiyor. 1 uygulamam lazım girişine. U'yu 1 alacağım. Sisteme giriş olarak burada uyguluyorum. Sistem kendi içerisinde durumlarını değiştiriyor ve bu durumlardan yola çıkarak tekrar çıkış oluşturup benim çıkışımı oluşturacak. Şimdi şöyle bir oluşturalım. Y'ye bakalım. Gördüğünüz üzere Y 2 gibi bir değere gitmiş oldu. Aslında bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Hemen şuradan gelip şöyle bir şey yapalım. Bir figür açalım. CLF diyelim. Hold on diyelim. Step çağıralım. GS'nin stepini bize bir çizsin. Daha sonra plot diyelim. T virgül, Y virgül. Kırmızıyla çizsin. Line width'in de kalın yapsın bize. Ve çalıştıralım. Şimdi gördüğünüz üzere aslında bir step cevabı çizdirmiş olduk. Ve bu sisteme karşılık düşüyor. Şimdi bunu anlamanın en güzel yolu nasıl olacaktır? İsterseniz şunu bir kapatayım. Birebir aynı grafiği elde edelim. Gördüğünüz üzere buradaki grafikle benim buradaki oluşturduğum grafik birebir aynı. Direkt üstüne çizmiş oluyor. Şimdi neden birebir aynı oldu? Veya şöyle diyelim. T end aslında T end'in 10 olduğunu biliyoruz. Y end ne olmuş oldu? Aslında 0. Bu sondaki şeyi neden göremedik? Düşüşü. Aslında şöyle diyebiliriz. 1'den end eksi 1'e kadar. Bunu dersek bir tane eksik çizmiş oluruz. Veyahut da zaman vektörümüzü gidip bir tane güncelleyebiliriz. Bizim için çok önemli değil. Neden? Çünkü t n dediğimiz şey 10. t n eksi 1 bu. y n eksi 1 bu. Ama y n dediğimizde 0. Bunun sebebi tamamen şuradaki for'un eksi 1 ile bitmesi. Yani aslında sonuncu elemana herhangi bir şey atayamamış oluyoruz. Ama bu bizim için çok önemli değil simülasyon açısından. Dolayısıyla şöyle tekrar sileyim. Dolayısıyla çalıştırdığım zaman şu kodla şunu yapmış oldum. GS'yi diskrete çevirip bakın 0,0,1 ile durum uzayına geçirdim. Durum uzayında da 3 tane vektörle durum değişkenleri de lazım çünkü. Giriş ve çıkış lazım bir de. Simülasyonunu yapmış oldum. Bunu yapmamın en büyük avantajı şimdi gelip herhangi bir şeye kısıt koyabileceğim. Tabii biz açık çevrimde çalışmayacağız. Önce kapalı çevirme geçiş yapacağız birazdan. Önceki elde ettiklerimizi elde edip daha sonra devam edeceğiz. Şimdi bunu bu şekilde elde ettik.
Kontrolörü nasıl yapacağız? Yani kontrolörle beraber sistemi nasıl çevrim alacağız? Dilerseniz ona bakalım birazcık daha. Şu aşağıyı komple siliyorum. Şimdi benim kontrolörümün aslında diskrete nasıl geçeceğini ben biliyorum. Ben integrali eğer yazmayı biliyorsam o zaman integrali bir şekilde ayrık alabilirsem o integrale direkt vereceğim katsayı belli. Yani Kp ve Ki aslında biliniyor. Hatayı oluşturmam lazım. Referansı oluşturmam lazım. O yüzden buradaki vektörleri biraz değiştireceğiz. Şimdi bu benim U dediğim şey artık tekrar zeros olacak. Çünkü bu kontrol işareti. Kontrolörün üreteceği sinyal olacak. Haliyle benim gidiş olarak oluşturmak isteyeceğim şey başta bakın referans. Referansım da şimdilik değişmeyeceği için once olarak ayarlayabilirim. Yani aslında şunu alalım. Bu şekilde. Referansımı oluşturuyorum. Çıkışımı oluşturuyorum. Şurada simlik dosyamızdan tekrar aslında göstereyim. Buradaki her bir değişkeni oluşturacağız aslında. Bakın referansı oluşturdum ve once dedim. Çıkışı da oluşturdum. Referansla çıkışı farkını alacağım da hata lazım. Demek ki bunlarla aynı boyutta bir tane hata vektörü oluşturacağım. Hata vektörünü oluşturduktan sonra şöyle gelin bakın. Hata vektörünü oluşturduktan sonra aslında ben buranın yapısını biliyorum. Buranın yapısını nasıl biliyorum? Aslında burada şu şekilde kontrolün iç yapısını çizebiliriz. Nedir kontrolün iç yapısı? Bir integratör lazım. Şu şekilde. Herhangi bir başlangıç uçuşu olmayacak. İki tane gain lazım. Bunun bir tanesi şöyle küçük yazalım. Kp olacak. Bir tanesi de ne olacak? Ki olacak. Sonra bunlar ne yapılacak? Toplanacak. Bu şekilde. Şöyle toplayalım. Bunlar nereden alacak bilgiyi? Hatadan alacak. Şuradaki saturasyonu siliyorum bakın. Şurada bağlantı normalde böyle. Benim aslında kontrolümün iç yapısı bu şekilde olacak. Hemen bir input port diyelim. Var mı portumuz şu şekilde? Şöyle bir in bir. Tamam. Şöyle. Benim in dediğim şey aslında hata. Out 1 oluşturalım buradan. Out 1 dediğim şey de ne olacaktır? Kontrol işareti. Şu şekilde. Ben bu yapıyı oluşturabilirim. Bu yapı benim için direkt ne oluşturmuş olacak? Subsystem değil de bir kutu oluşturalım buraya. Aslında bu benim kontrolörüm olmuş olacak. Temik yaptım da aslında burada hızlıca göstereyim size. Benzer bir gösterim kullanarak. Şöyle alalım. Şu sistemi alalım. Bu sistemi nasıl yaptık? Aslında şu şekilde. Sisteme karşı düşen ABCD matrislerini kullandık. Bunun için şuradan bir integratör alacağım. İntegratör sürekli için göster, sürekli hal için durumuzu göstersek aslında. İntegratör şurada bir gain. Buna hemen A diyelim. Büyük A. Şimdi şu çıkış bizim durumlarımız olmuş olsun. Haliyle benim burada AX oluşmuş oldu. Bir tane gain de buraya alalım. B olsun. Şuraya bir tane de sum atalım. Şöyle. Bakın buradan AX geldi. Şurası çünkü X benim durumlarım. AX artı BU gelmiş oldu. Şuradan bir tane daha port alalım. Buna da U diyelim. D çarpı U AX ile toplandı. Dolayısıyla X'in türevi olmuş oldu. Burası X türev. X dat. Buradan çıkışı nasıl oluşturduk peki? Ona da gelelim. Şöyle alayım. Buradan başka bir gain daha aldık. Ne dedik? X'i C ile çarpacağız dedik. Şöyle. Buna ne dedik? CX dedik. Bir tane de DU lazım dedik. Dolayısıyla şuradan bir tane daha gain alıp
Şuraya yukarıdan koyduk. Şöyle DU'yu getirdik. Ne yapacağız? Toplayacağız. Haliyle şöyle bir toplama noktası oluşturalım. Şöyle şöyle oluşturmuş oldu. Buradan da alta gittik. Şöyle. Bu da ne olmuş oldu benim aslında? Y çıkışım oldu. Y1 diyor. Hemen Y boşluk dersek. Onu da üstesinden gireceğiz. Bu da aslında benim ne yapmış oldu? Sistemimi oluşturmuş oldu. Aynı şey. Yani ben sistemin yerine böyle bir bağlantı koydum. Tabii bu bağlantıyı diskrit olarak koymuş oldum. Farklı denklem olarak yazdım. Bir x vektörü kullandım. Bu x vektörü ile sonraki anlarını ax artı bu çıkışlar da y işte cx artı du ile oluşturuldu. Tek fark buradaki continuous olarak gerçeklenmiş halini görüyorsunuz. Ben onu kodla diskrit yani fark denklemi üzerinden yapmış oldum. Yani vektör ve fark denklemini eğer birazcık benimser ve kullanırsanız rahatlıkla istediğiniz herhangi bir lineer sistemi rahatlıkla simüle edersiniz. İstediğiniz herhangi bir giriş için çıkış elde edebilirsiniz. Çünkü ben vektör 1 olarak tuttum ama aslında 1 olarak tutmama gerek yok. Herhangi bir şey yapabilirim. Şimdi benim bu noktada yapmak istediğim şey şu. Unutmayın ki ben buraya continuous'unu çizdim ama aslında aynı yapıyı şuradan kodu açarak tekrar göstereyim. Aslında benzer bir yapıyı, bak şu yapıyı ne yapmış oldum? Buradaki kodla oluşturmaya çalıştım. Önceki halinde. Bakın sadece şuraya bakın. Ax artı bu. X'in sonraki değerlerini oluşturdu. Y işte cx artı du. Gelelim şuraya tekrar. Ne yaptık? Ax ile bu'yu aldık, topladık. Bir sonraki değeri atadık. Buradaki bu işi yaparken sonraki satırda da ne dedik? Bu x'lerden al, cx çarpı du ile de çıkış oluşturur. Böylelikle açık çevrim sistemi oluşturabiliriz. Şimdi benim yapmak istediğim şey şu. Elimde bir açık sistem çevrim var. Açık çevrim sistem simülasyonu var. Şu yapıya da bakarak aslında şu bağlantıyı yazdım ben for koduyla. Şuradaki vektörleri de tanımlayıp bağlantıyı yapıp buranın y'sini yani artık şunu çıkarıp buradan daha doğrusu referans var elimde. Burası var. Gidip bu Efes'e şu şekilde şu porta gidip bağlayıp bakın şuraya bağlayıp daha sonra buradaki hesapları vektörlerle yapıp şuradaki çıkışını tekrar buraya getirmek istiyorum. Yani aslında bir bakıma ben bunları seri bağlayacağım için isterseniz şöyle bir şey yapayım. Şurayı komple alayım. Benim yapmak istediğim şey şunu da silebiliriz artık. Benim yapmak istediğim şey şu. Hatayı oluşturacağım. Ama şuradaki şey benim artık kontrol işaretim olacak. Dolayısıyla kontrol işareti olacağına göre şuradaki portla şuradaki portu birbirine bağlayacağım aslında. Tam olarak şöyle olacak. Bu bağlantıyı kuracağım. Bu benim U vektörüm olacak. Çünkü sistemin girişi U, kontrol çıkışı U olacak. Daha sonra şurada çıkış dediğim şeyi de şurada bir tane sum ile şuraya alalım. Şu tarafa getirmek istiyorum. Ne yapacağım? Aslında benim burada çıkış dediğim şey, output dediğim şey benim buradaki bakın şu. Burası Y, sistem çıkışı. Tek yapmam gereken şuradan bir referans almak olacak. Daha sonra da şu hata dediğim şey aslında direktman burası olacak. Hata. Yani kurmak istediğim yapı aslında bu. Tabii ben burada continuous halini çizmiş oldum. Şimdi buradaki dediğim gibi normalde biz ne yapıyoruz? FSGS ya da direkt feedback komutuyla FSGS'i verip feedback'i 1 verip hemen kapalı çevrim step yanıtını elde edebiliyoruz. Fakat benim burada yaptığım şey her bir iç vektörü, her bir iç dinamiği kendim fark denklemleri kullanarak, vektörler kullanarak yazmak. Bunu yaptığım zaman en büyük avantajım her yerine müdahale edebilir olacağım. Çünkü bir sonraki aşamada benden istenen şey buradan saturasyon alıp bu saturasyonu tam olarak bu araya koymak olacak. Bunu step komutu maalesef yapmıyor benim için. Eğer böyle bir step komutu yazılsaydım buna çok fazla ihtiyaç duymazdım şu an için. Ben de ne yapacağım? Eğer bu kodu düzgün yazabilirsem şu an için oraya geldiğimizde buraya nasıl saturasyon atacağımı çok basit bir şekilde göstereceğim. Dolayısıyla burada şimdi dikkat etmemiz gereken şey şu.
kodlama mantığımızda da birazcık farklılık olacak. Ama öncelikle hata oluşturacağım. Hatayla beraber aslında hatanın integraline ben şurada bir isim vermek istiyorum. Q. Şu şekilde. Hatanın integraline Q gibi bir isim vermek istiyorum. Neden? Çünkü daha sonra kullanacağım. Şu an burada gördüğüm ve tanımladığım her şey aslında benim için yeterli olacak. Gelelim kodlama kısmına düşünmeye devam edelim. Bakın referansı oluşturdum. Çekişi oluşturdum. Hatayı oluşturdum. Hatayı oluşturmuşken yanına gidip Q'yu da oluşturalım. Bu ikisinden yola çıkarak ben ne yapacağım? Kontrol işaretini oluşturacağım. Kontrol işaretini sisteme girişi olarak uygulayacağım. Ve tekrar sistemin aslında çıkışına ihtiyacım olacak. Şimdi şu sırayla aslında denklemlerimizi ufaktan bir yazmaya başlayabiliriz. Şimdi referansım aslında belli. Referansım mantığı şurada tanımlı. Ben şu çıkış denklemini yukarı almak istiyorum. Şu şekilde. Şu an mevcut state'ler üzerinden ben ne yapmış oluyorum? İ1 diye başlıyor. Mevcut state'ler üzerinden bir çıkış hesaplıyorum. Daha sonra hata dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Hata dediğimiz şey RI-Y'dir. Dolayısıyla aslında hemen şuraya gelelim. Ne yapmış oldum? Ben şuradaki çıkışı şu anki state'lerden aslında şuradan yola çıkarak hesaplayayım dedim ve şu anki çıkışı elde ettim. Buraya geldim. Referanstan da bir tane aldım şu anki değeri ve şuradaki hatayı oluşturdum. Bakın burada sonraki adım bana gösteriyor. Diyor ki sonraki adımda benim bir Q'yu yani bu E'nin integralini alıp Q'yu oluşturmam lazım. Çünkü Q ve E'nin lineer kombinasyonunu alıp O'yu oluşturacağım. Demek ki Q'yu nasıl oluşturmam gerektiği konusuna gelelim. Bakın aslında dq bölü dt, bakın şöyle yazayım, dq bölü dt dediğiniz şey e olacak bu şekilde. Ya da bir başka deyişle delta q, şöyle delta yazacağım, delta q bölü delta t şu şekilde e geçti olacak. Haliyle delta q delta t'den kastım ne? Aslında şu q'nun i artı birinci değeri eksi Q'nun ikinci değeri delta Q'dur. Q'daki değişimdir. Aynı şekilde T'nin y artı birinci değeri ve T'nin ikinci değeri. Bu da delta T'dir. Ve bu delta T aslında zaten elimizde var. Bakınız şu. Şu şekilde. Dolayısıyla şu delta T'ye de karşıya gideceği için şöyle bir denklem elde ederiz. Değil mi? Bu da haliyle şu anki değer olacak. Şu Q'yu bir de karşıya atarsak aslında şurada X da teştir A, X artı B gibi bir denklem elde ederiz. Bakın şuradaki gibi I artı birincisi öncekisine bağlı ve bu şekilde elde ederiz. Bakın Q'yu I'yi şu şekilde almış olduk. Bu şekilde hesaplamamız mümkün. Şimdi bu neden doğru? Bu şu yüzden doğru. Dikkat ederseniz ben burada bir tane integratör kullandım. Ve dedim ki x tat eşittir. Buradaki hesaplama neyse o. Daha doğrusu x tat eşittir ax artı b bu. Burada x tatın integrali x olarak alındığı için aslında sizin zero order hold ile yaptığınız integral işlemin karşılığı tekrar buradan karşıya attığınızda aslında ortaya çıkıyor. Aslında türev olduğu ortaya çıkıyor. Yani dx bölü dt'nin işte u'ya eşit olduğu veyahut da buradaki haliyle ax artı b u'ya eşit olduğu buradan geri elde edilebiliyor. Ama şu an için dediğim gibi bizim için önemli değil. Önemli olan bizim burada bu q ile integral almayı nasıl yaptığımızı anlamak. Ne dedim? Aslında dq bölü dt yaklaşık olarak delta q bölü delta t'dir. Delta t zaten benim sampling time'ıma karşılaşıyor. Çünkü ti artı 1 ile ti arasındaki fark herhangi iki zaman arasındaki fark yani 10 üzeri eksi 3 burada. Tabi bunu bu arada bu şekilde kodlamak bunu bu şekilde kodlamak çok sağlıklı değil arkadaşlar. Bunu en güzel kodlamanın bunun sebebi şu. Ben buraya gidip bir tane sıfır silersem sampling time'ı değiştirmiş olurum. Ama aşağıdaki kod bunu adapte etmez. Bunu en güzel yapmanın yolu aslında t2 eksi T1 demek. İsterseniz T20 eksi T19 deyin. Fark etmez. İki zaman anının farkını alın yeter. Şu şekilde. Dolayısıyla
aslında delta t'ye geri gelmiş oldum. E çarpı delta t'nin zamana göre toplanmış hali ne oluyor? İntegral oluyor. Düşündüğümüzde de mantıklı. Q zaten sıfırla başlıyor. Yani ilk anında sıfır değerine sahip. E'nin ilk andaki değeri çarpı zaman. Bu i arttıkça bir sonraki değerde aslında bu önceki bilgi olacak. Üstüne tekrar o anki hatayla o anki alan eklenecek. Böylelikle alanlar toplamına integral hesaplanmış olacak. Şimdi devam edelim. Şuraya bakalım. Şuna bakacaktım. Q'yu elde ettim. E de var elimde. O zaman KI çarpı Q, KP çarpı E totalde bana ne verecek? U'yu verecek. Dolayısıyla U'nun burada dinamik olmayan denklemler bakın. Yani ben şurada şu dinamik bir denklem ama tekrar burada dinamik olmayan bir denklem var elimde. Bu da nedir? Kp çarpı E'nin o anki anı, o andaki değeri artı Ki çarpı Q'nun o anki değeri. Tabii şu an Kp ve Ki yok bizde ama hemen şuradan alıp KPV neydi? Yani burayı tekrar çalıştırmamız lazım. Yani şuradan KPV'yi ve KI'yi V'yi alabiliriz. Şöyle kopyalayalım. Sistemden sonra bu şekilde şu an B için gerek yok. Sonra tekrar koyarız olmazsa. Şu şekilde değerlerimizi koyalım. KP ve KI ile şu anki integratörün gösterdiği değer ve şu anki hata değerini alıp bunların lineer kombinasyonuyla ne yapmış oldum? Kontrol işaretimi oluşturmuş oldum. Bu noktada dikkat ederseniz kontrol işaretini oluşturduğum için şu bilgiyi oluşturmuş oldum. Bu bilgi zaten otomatik olarak bağlanmıştı. Haliyle artık yeni x state'imi hesaplamaya başlamış olacağım. Şöyle gelelim. Tekrar buraya gelelim. Zannediyorum ki eksik bir şey kalmamış olması lazım. F5 diyelim. Eksik bir şey kalmamış olması lazım. O yüzden ufak bir figür açıp plot yaparak denemelerimize bakabiliriz. Mesela T'ye ne oldu? Bakın zannediyorum ki önceki gördüğümüz yapanın aynısını burada da görmüş olduk. Artık şöyle bir imkanım var. Elimde hata vektörü var. Elimde referans var. Elimde çıkış var. Elimde kontrol işareti var. RAM1'de yaptığım ve burada elde edemediğim herhangi bir şey yok. Bunun üzerine RAM1'de olmayan aslında daha önce bahsettiğim hatanın integrali sinyali de var. Dolayısıyla aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın şu sembolik kısmı alacağım. Rise time. Şuradaki tasarım kodunu. KP ve KI'nin oluşturulmasını komple alacağım. Bunu en başa design kısmına koyacağım. Daha sonra simulation kısmı açacağım. Ve setting time'ımız bizim makul değerlerdeydi. 4'e çekebiliriz o yüzden. Sistemimiz otomatikman zero order hold'la ABCD'ye çekecek script'te. Kontrolörde de şöyle yapsın. Artık bu noktadan sonra KPV ve KIV'yi KP ve KI değerleri olarak tutsun aklında. Bu şekilde oluştursun. RAM 1'e gidelim tekrar. Bakın buradaki kocaman figürü alalım. Aynı şekilde burada da alalım. Bakın T virgül Y, T virgül U, T virgül E zaten oluşturmuştu. Burayı çalıştırırsak artık simülasyon kısmında neyi görebiliyoruz? Aslında yaptığımız işlemin doğru olup olmadığını görebiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam grafikler birebir aynıydı. Şimdi burada ufacık bir
son değerlerdeki sıkıntılar var. Bu son değerdeki sıkıntıları aşmak için aslında şöyle basit bir şey yapabiliriz. Simülasyon anı için güzel bir trik uygulayabiliriz. Onun için de şu T'ye simülasyon zamanını şu şekilde alıp artı şu şekilde deyip daha sonra plot kullanırken de birden işte end eksi 1'e kadar olacak şekilde bir eksik çizim yapıp yani bir fazla hesaplayıp bir eksik çizim yaparak aslında o problemden de kurtulabiliriz şu şekilde. F5 derseniz o sondaki değerler doğru hesaplanmış olur. Ve artık bu yazdığım kodla ne yapmış oluyoruz? Herhangi bir simülasyon aracına ihtiyaç duymamış oluyoruz. Şimdi bu öncekiyle dediğim gibi aynı. Bizim burada düşünmemiz gereken tek şey ben bunun üzerine saturasyon nasıl eklerim? Yani aslında biz şu sorumuzdaki setting time'ı, rise time'ı belirlenen PI kontrol tasarımını gerçeklemiş olduk. Kontrol işaretinin üzerine hem kontrol işaretini hem integrali aslında çizdirmiş olduk. Hatta onu çizdirmedik, bir çizdirelim isterseniz. Avantajımızı da görmüş olalım. Aslında buraları 4-1'e çekip şu şekilde bir subplotla daha Q deyip şurada Q'yu çizip şunu da 4 deyip gördüğünüz üzere integralini de görebiliyoruz. Şu hatanın integrali, şu hatanın kendisi, bunları KP ve KI'lerle yani şunu KP ile şunu KI ile çarpıp topladığında kontrol işaretini elde etmiş oldu. Zaten biz de bunun aynısını yaptık. Şurada dikkat ederseniz KP ile E'yi, K ile Q'yu çizip eklemiş olduk. Dilerseniz bu kodu siz de yazıp ondan sonra gelip bu figürün üstünde dışarıdan hesapladığınız daha doğrusu dışarıdan hesaplayacağınız KP E artı KI Q'yu önceki kontrol işareti üstünde çizdirip aynı olup olmadığına bakabilirsiniz. Dolayısıyla bu kontrol işaretinde sisteme uyguladığımızda elde ettiğimiz çıkış buymuş. Şimdi biraz kodu burada noktadan sonra karıştırmaya başlayacağız. O yüzden ben temiz halinde tutup bir tane daha dosya açıp Run 3'e geçmek istiyorum. Karıştırmamızın sebebi de şu. Artık iki tane simülasyon karşılaştıracağız. Bu noktada iki tane simülasyon karşılaştırmamızın en önemli sebebi sorunun bize kontrol işaretini sınırlamamızı söylemesi. Kontrol işaretini nasıl sınırlayacağız? Şimdi benim yapacağım tek şey şu araya bir saturasyon elemanı koymak. Aynen şöyle. Tabi bunu yaparken şu tarafa alalım. Şöyle. Şu şekilde koyacağım. Dediğim gibi herhangi bir step komutu, lsim komutu veya herhangi bir kontrol sistem toolbox komutu bana bunu yaptırıyor olsaydı bununla şu an uğraşıyor olmazdım. Maalesef yaptırmıyor. Fakat ben burada yol olarak neyi seçtim? Dedim ki o zaman ben her şeyi kendim kodlayayım. Gördüğünüz üzere şuradaki tüm sinyaller elimde mevcut olsun. Ve bunun üzerinden ben simülasyonumu yapmaya çalışayım. Şimdi bu noktada aslında her şeyin bir ikincisini oluşturabiliriz. Veyahut da biraz daha farklı bir yöntem izlemeye çalışabiliriz. O da nedir? Run 3 üzerinde biz saturasyonlu hali bir deneyelim. Şimdi saturasyonu nasıl yapacağız? Bakın şuraya gelelim. Yine her zamanki gibi şu çıkışla emdeki referansın farkından bir hata oluşturacağım. Bu hatanın integralini Q için hesaplayacağım. Bunu yaptıktan sonra K ile Q'yu, KP ile E'yi toplayıp U'yu elde edeceğim. Yani bu şu demek oluyor. Ben şu ana kadar yazdığım kodu şuraya kadar birebir aynı kullanacağım. Hiçbir şey değişmeyecek. Bu noktada U'ya müdahale edeceğim. Bakın burada U'ya müdahale edeceğim. Daha sonra sistem uygulayacağım. Demek ki benim kod yazmam gereken, güncellemem gereken nokta tam olarak burası. Saturasyon ekleme. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Bu etkiyi de görebilmek için ben buraya yeni bir sinyal ekleyeyim. Sonuç itibariyle Simlink'te de şu çizimi yaptığınızda
Artık şurasıyla şurası aynı değil. Burası U iken artık burası U sat. Demek ki ben de gelip aynı işlemi burada yapacağım. Aslında Simrink'in arka planda yaptığını ben kendim kodluyorum. U sat şu şekilde gelsin. Şimdi saturasyonu nasıl bir şey yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Fark denklemi kullandığımız için, her şeyi kodlayarak kendimiz yaptığımız için burası bizim için aslında oldukça kolay. Saturasyon nasıl çalışıyor? Saturasyon şuna bakıyor. Benim saturasyon limitim var. 0.7. Üstten ve alttan da -0.7. Şimdi böyle bir durumda o zaman şuna bakıyorum. Diyorum ki eğer benim UI değerim saturasyon limitinden, U limit diye bir şey tanımlayalım. Saturasyon limitinden büyükse veya eşitse de diyebiliriz, fark etmez. O zaman saturasyonun U limite eşit olacak. Daha doğrusu şöyle. Eğer bunun haricinde bir durum daha var. Eğer benim UI değerim eksi limitten küçük eşitse o zaman yine ne olacak? Eksi limit eşit olacak. Bunun haricinde bir durum oluşursa saturasyon dediğim şey kontrol işaretinin kendisi olacak. Yani USAT diyeceğim dediğim şey USAT'ın kendisi olacak. Onun haricinde herhangi bir şey olmayacak. Tabii şimdi burada ben ne yapmaya çalışıyorum? Burada ben aslında bakın tam şu noktadan bulunduğum şu noktadan şu noktaya geçiş yapmaya çalışıyorum. Bunun içinde diyor ki bakın şuradaki grafiğin kendisine de yaklaşayım. Bunun için diyor ki eğer senin pozitif üst limitinin yukarısına çıkacaksa U yani U 0.7'nin üstünde bir değer alıyorsa artamaz 0.7 ile sabit kalmalı veya eşitse. Bu if'in birincisiydi. Eğer benim limitim ben aynısı yaptım çünkü artı ve eksi 0.7 arasında orada başka bir değişken de kullanılabilir ama alt limitim de simetrik olduğu için dedi ki eğer eksi 0.7'nin de altına düşmeye çalışıyorsa o zaman eksi 0.7'ye eşit kalır. Bunun bu iki durumun haricinde yani if else if haricindeki else bölgesinde giriş neyse çıkış odur. Yani U, USAT'a eşittir. Herhangi bir saturasyon yoktur. Daha doğrusu USAT U'ya eşittir şeklinde. Dolayısıyla benim aslında burada yapmam gereken tek şey ne kaldı? Bu noktadan sonra sisteme U'yu değil USAT'ı uygulamalıyım. Haliyle buraya geldiğimde artık sisteme USAT uygulanırsa doğru bir iş yapılmış olacaktır. Tabii çizdirirken de artık saturasyonlu U ve saturasyonsuz U şeklinde bir takım kavramlar var. Biz saturasyonlu U'yu bir çizdirelim isterseniz. U'lim diye bir şey tanımlamadık. Şuraya gelelim hemen. Şurada simülasyon esnasında kontrolörde şunu biliyoruz. U'lim eşittir 0.7 gibi bir değer olacaktır. Bakın bunu da girdikten sonra biraz bir şeyler değişmeye başladı. Yani sistem çıkışımızda bir değişiklik var. Kontrol işaretimizde bir değişiklik var. Şimdi sisteme uygulanan kontrol işaretine baktığımızda bakın 0.7 limiti burada görüyorsunuz. Baştan beri 0.7 limite giriyor. Daha sonra 0.7 limitin altına düştüğü için artık daha büyük bir işaret üretmediği için ne yapmış oluyor? Kendi değerlerini uygulayabiliyor. Yani aslında şu 2 küsür saniyeden itibaren benim beklediğim normal kontrol işareti uygulanmış oluyor. Limitten kurtulmuş oluyor. Bunun sebebine baktığımızda hata aslında 1. Ve sizin hatanız 1 olduğu için hatanın integrali 0 da olsa kp ile çarptığımda ki kp de 1'den büyük bir değerdi. Hemen şurada kp'ye tekrar bakalım. K'ye tekrar bakalım. Hatırlarsak kp 1.52 idi. Dolayısıyla benim aslında kontrol işaretim tahmin ediyorum ki 1.52 olmaya çalışıyor. Fakat bu 1.52 en azından daha henüz integratör hesaplamadan 1.52 0.7 limitinin üstünde dikkat ederseniz. Bunun üstünde olduğu için bunu sisteme uygulayamıyoruz 1.52 0.7'yi uyguluyoruz. Hata istediğimiz hızda azalmadığı için aslında hatanın kendisi hala bu olduğu için hala hatanın 1.52 katını uygulamaya çalışıyoruz. Bakın herhangi bir integratör etkisi devreye girmedi daha.
girmese de benim hala KP 1.52 ve bu KP hatanın kendisiyle çarpılacağı için bu hata belli bir değere azalmadan benim kontrol işaretim 1.5'un altına düşmüyor. Üstelik BI kontrolör kullandığım için aslında bu zaman aralığında komple ne olmuş oluyor? İntegratörüm de artıyor. Çünkü hata uzun bir süre bu değerde beklemeye devam edecek olursa ve ben bu limitten dolayı sistemin hatasını azaltamayacak durumda olursam, o zaman benim burada integratörüm kabarmaya, değerini büyütmeye başlıyor. Bir de bunun üzerine ben integratörüm tasarım gereği 9 ile çarpıyorum integratörden gelen integral değerini. Yani buradaki herhangi bir şey 0.2 değerine ulaştığı anda aslında KP'yi, yani P tipi kontrolör kısmını, oransal kısmını bastırmış oluyor çoktan. İntegral kısmı, oransal kısmı çoktan geçmiş oluyor buralarda. O yüzden benim kontrol işaretim uzun bir süre şurada gördüğünüz üzere limitin üzerinde kalıyor. Ne zaman ki benim hatam azalmış oluyor, sistemin çıkışı bakın biri geçiyor, 1.5'lara gidiyor çünkü hala hata kontrolöre bakarsanız eğer yüksek. Bu arada ben burada aslında reel olarak şurada bir yerde hatayı azaltmış oluyorum. Bunu nasıl görüyorum? Bakın şurada bir yerde sıfıra getirmiş oluyorum. Fakat bu defa sorun bunun KPE artı KIQ olması. Yani şu E'nin KP katını aldık. Ama KIQ o kadar uzun süre ben o hatada kaldım ki bunun integrali bana zaman üzerinde oldukça büyük bir değer oluşturdu ki bunu 9'la çarpıyorum. Çok büyük bir değer. Ben bu noktada artık integratörden dolayı çok büyük bir kontrol işareti üretiyorum. Eğer integral olmasaydı bu kontrolün içerisinde, sadece P'li bir kontrolör olsaydı, o zaman muhtemelen bu noktada ben rahatlayacaktım çoktan. Ama maalesef burada bir integral olduğu için ve bu P tipi kısmın belli bir süre bunu sınırı üstünde gezdiği için, zorladığı için sistemi, bu integral birikti, biriktikten sonra da bu integral azalana kadar, yani biz hatayı tekrar azaltana kadar uzun bir süre bu integral yüzünden referans takibine ulaşamıyoruz. Çok ilerisine gidiyoruz. Belli bir süre sonra artık bu integral ters yöne birikmeye başlıyor. Biz zaten oransal kısımdan herhangi bir sıkıntı çekmemeye başlıyoruz. Burada da limit altına düşüyoruz. Tamamen dikkat edersek integratörle hatanın kendisinin, yani hatanın ve hatanın integralinin totali limitin altında kaldığı için düzgün toparlıyor. Eğer buradaki katsayıların daha dramatik olsaydı, yüksek olsaydı muhtemelen burası birazcık daha uzayacaktı. Şimdi dilerseniz şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Kontrolün satürasyon halini çizdirirken bu yaptığım tüm yorumların doğruluğunu ve yanlışlarını görebilmek açısından kırmızıyla satürasyon olmayan, yani safi hesapladığımız kontrol işaretini çizmek istiyorum. Bakın. Aslında şuradaki şekil kimin baskın olduğunu da göstermiş oluyor. Aslında ben bunu uygulamayı düşünüyorum. Benim kontrolörüm sınırdan habersiz. Bunun sebebini de şöyle söyleyeyim. Bakın şuradaki bağlantı. Bu kontrolör. Burada bir satürasyon var. Feedback'i çok ileride sistemin çıkışından alıyor. Şimdi satürasyona girdiğinden haberi yok. Bu neden önemli? Bu şu yüzden önemli. Eğer sizin şurada üst dalınız olmazsa, PI kontrolörünüz olmasa, I kontrolörünün kısmı olmasa, P olsa sadece tek başına, o zaman nedensellik çok geriye gitmiyor. Yani şu anki hata neyse, bu anki hataya göre davranıyor kontrolörünüz. Böyle olduğu için de aslında burada bir satürasyon varsa, bu satürasyon burayı etkiliyor. İlk etkilediği anı şu an olduğu için ve kontrolörün sadece şu ana bağlı olduğu için bundan çok fazla etkilenmiyor. Ama integratör dediğiniz şey sıfır anına varana kadar, başa kadar komple bağlı olduğu için, geriye doğru topladığı için burada satürasyon sizin için büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Neden? Çünkü aslında satürasyon sizin düşündüğünüz sistemin gerçekte var olmadığını gösteriyor. Yani kontrolörün aklındaki sistem ile gerçekteki olan sistem burada farklı. Çünkü eğer kontrolörün tasarımı esnasında düşündüğünüz sistem gerçekte olsaydı şunu uygulayabilmeniz gerekecekti. Ama siz tasarım yaparken hiçbir yerde kontrol işaretinizin 0.7 ile limitleneceğini düşünmediniz. Bu sebeple de aslında kontrolörü ona göre tasarlamadınız.
Dolayısıyla da taktığınızda da beklediğiniz gibi çalışmadı. Birçok fiziksel dünyadaki birçok sistem bu şekildedir. Yani biz lineer bir model çıkarırız. Bu lineer modele bir tasarım yaparız. Ama kontrol işaretine de dikkat etmeye başlarız. Çünkü kontrol işareti gerçek hayatta bazı sınırlara sahiptir. 0-7 sınırı oldukça da mantıklıdır baktığınız zaman. Neden? Çünkü zaten sizin sürekli halde ihtiyacınız olan değer 0-5'tir. Kontrol işareti en nihayetinde bu sistem için 0-5'e oturmaktadır. Yani 0-5 olduğu için çok daha yukarı gitmesine ihtiyaç duymasın diyebilirsiniz. Veya böyle bir fiziksel sınır karşınıza bir gün çıkabilir. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Burada ulim olarak tanımlamıştık hatırlarsanız. Bu limiti biraz yükseltelim. Mesela 1 yapalım. Bakın hemen grafikte bunu görebiliyorsunuz. Limiti biraz yukarı çıkardığınızda siz yine ilk başta aklınızda olan kontrol işaretini uygulayamıyorsunuz. Ama sisteminiz çok uzun bir sürede öncekine göre kısa olmakla beraber uzun bir süre yine integratörün şekliyle kontrol işareti üretiyor. Ne zaman ki sizin totaldeki hesapladığınız kontrol işareti limitin altına düşüyor, artık sistem serbest kalıyor. Serbest kaldığı için de yoluna devam edebiliyor. Biraz daha yukarı çıkarırsak, mesela 1.5'a çıkarırsak, gitgide sol tarafa sıkışıyor bakın bu davranış. Bunun sebebi aslında kontrol işaretinizin artık mesela 2 yaparsam herhangi bir sınırlama olmadan rahat bir şekilde 2'ye kadar çıkıp bakın çok az bir sınırlama koydum. Çok fazla etki olmadı çünkü çok kısa sürdü. Bu kısa sürdüğü için integralin çok büyük bir birikmesi olmadı ve bu birikme size çok fazla bir şey kaybettirmedi. Dolayısıyla böyle bir limitte aslında sistem modelinizi doğru bir şekilde düşünmüşsünüz ve tasarımınızı doğru bir şekilde yapmışsınız demektir bu. Eğer limitiniz örneğin 0.7 değil de 0.4 gibi bir şey olursa bakın o zaman nasıl bir şey elde ediyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam süreyi arttıralım. Arttıralım. Kaç saniye simülasyon yapıyoruz? Bak şöyle. Ben bunu 40 saniye çıkarayım. Şimdi burada ne oluyor? Şimdi burada bir kere şunu görebiliyorsunuz. Sizin çıkışınız istediğiniz değere değil, 1'e değil. Kaça? 0.8'e oturuyor. Bunun sebebi sizin sürekli halde uygulayabildiğiniz maksimum değer. Ne uygulayabiliyoruz biz bakın? Ne dedik U limite? Kontrolü tanımlarken söyledik bunu. Şurada. 0.4 dedik. Sistem DC kazancı 2 ile 0.8'e oturdu. 0.4 kontrol işaretiyle hiçbir şekilde siz hatayı kapatamıyorsunuz. Zaten hata hiçbir zaman 0'a gitmediği için integraliniz de rampa şeklinde çıkıyor. Çünkü step'in integrali rampadır. Dolayısıyla böyle sonsuza giden bir integral. İntegraliniz zaten baskın. Limitin dışında kaldı. Yani bu sistem asla istediğiniz değeri takip etmeyecektir. Ama burada limitlere bakarken de zaten gerçek hayatta böyle bir şeyle karşılaşmanız biraz zor. Bir yerlerde hata yapıyorsunuzdur çünkü. Zaten sürekli haldeki değeri bir dikkate almak gerekir. Yani 0.5'in altına limit koyamazsınız. 0.5'in üstünde bir limit olmalıdır muhtemelen. En azından pozitif açısından söylüyorum. Dolayısıyla hani 0.7 gibi bir limit daha makul gözüküyor. Tabii 40 saniyede artık ihtiyaç değil simülasyon açısından. Şu şekle bakın. Şimdi bu noktada şöyle bir şey daha yapmak istiyorum aslında. Hazır bu kodu bozmamışken şuradaki figür birleri şurada clear yapıyoruz. Bunlardan kurtulabilir miyiz? Veya bunları üst üste çizdirebilir miyiz? Ya da bununla uğraşmayayım. Bunu uğraştığım zaman kodu sizin için çok daha karmaşık hale getireceğim. Neyse. Şimdi normalde bakın F5 dediğimizde herhangi bir limit olmadığında tasarımımız bu şekilde. Biz 0.7 alttan üstten limit koyduğumuzda tasarımımızda bir takım sıkıntılarla karşılaşıyoruz. O da bu şekilde. Şimdi bizden istenen buydu. PI kontrolü, kontrol işaretinin çizdirilmesi, kontrol işaretinin sınırlanması. Sınırlandıktan sonra da sarmasız yapının kurulması. Şimdi sarmasız yapı mevzusuna gelelim. Tekrar ben bunu kopyalayacağım. Şu şekilde. Render'a geçeceğim. Render'a geçelim. Peki. Aslında temin anlatırken birazcık da tüyo vermiş oldum.
Bunun sorunu, daha doğrusu bizim sorunumuz ne? Şimdi şu run 2'ye figür 1 dedik. Run 3'e figür 2 diyelim. Artık bu figürlerimiz kalsın. Run 4'e de figür 3 diyelim haliyle. Şimdi biz bunu yaparken burada bakın şunu gördük. Yani integral sarması deniliyor bu olaya. Çünkü baskın olan integral ve bu olaya sebep olan şey integral. P tipi bir kontrolörde böyle bir sınırlama ile dahi çalıştırsanız böyle bir sıkıntı görmezsiniz. Çünkü P tipi kontrolör oransal bir kontrolördür. Zamanla hatayı biriktirip böyle bir sıkıntıya sebep olmayacaktır. Bunun adı integral sarması çünkü integralin artık gerçekte olmayan bir hatayı hesaplıyor olmasından kaynaklanıyor. Bunu şöyle düşünün integral sarmasında. Aslında siz kontrol şartı uygulamak istiyorsunuz 1,5. Ama sistem size 0,7 izin veriyor. İlk uyguladığınız an için aslında çok büyük bir sorun çekmiyorsunuz. Ve bundan sonraki 4-5 sample boyunca da çok büyük bir sorun çekmiyorsunuz. Ama bu zaman uzamaya başladıkça sizin çıkışınızın istediğiniz hızda referansa yaklaşmadığını görüyorsunuz. Mesela 0,5 saniye boyunca artık bu işin sizi paniğe sürüklediğini söyleyebilirim. Yani kontrolör paniklemeye başlıyor. Çünkü her defasında integral hesaplıyor, bunları biriktiriyor. Bu integral hesabı bir yerden sonra paniğe sebep oluyor. Çünkü çok büyümeye başlıyor. Bakın siz 0,5. saniyede 0,3'ten büyük bir değer hesaplıyorsunuz ve bunu yaklaşık 9 ile çarpıyorsunuz. 2,7. Sizin limitiniz 0,7. Yani yaklaşık işte 4 katına varana kadar bir kontrol şartı uygulamaya çalışıyorsunuz. Elinizde böyle bir imkan olmadığı halde. O da bakın bu 0,5 anında görünüyor. Bu panik sebebiyle aslında siz burada toplamaya devam ederken gayet toplamaya devam ediyorsunuz. Yani panik yapmanız aslında bir sebep çıkışa baktığınızda yok. Çünkü referansınız 1 ve 0,5'te aslında siz referansınıza yarısından fazla yaklaşmışsınız. O zaman bu aşırıya gidiş ne? Neden bu kadar korkuyoruz? Çünkü belli bir süre sonra bakın ki biz sistemin rise time'ını kaç seçmiştik bakın hatırlarsanız. Setting time 0,3 1,8 rise time 0,3. Yani 0,3'te sizin tabii belli, daha bundan daha iyi çalışmanız gerekiyordu ama bunu yapamadınız. Fakat 0,5 saniyede de sistemin işte tıklayıp görelim. Pardon. Sistemin %65'ine yani referans %65'ine ulaşmışsınız. Tamam belki %90'lık %80'lik bir sıçrayış olmasa da %65. Bu kadar paniğe neden sebep oluyor? Çünkü sizin olmayan bir hata hesabınız var burada. Neden? Şuradaki integral aslında gereğinden fazla büyük. Neden? Çünkü sizin kontrolörünüzün uyguladığı işareti, daha doğrusu uyguladığını zannettiği işareti uygulayamadığından haberi yok. Yani bir limitin olduğundan haberi yok. Şimdi bir limitin olduğundan kontrol işaretinin haberi olması gibi bir cümle birazcık havada kalabilir. O yüzden tekrar şuradaki bağlantıya gelelim. Şimdi sizin kontrolörünüz U gibi büyük bir değer uygulamaya çalışıyor. Fakat sisteminiz böyle bir değere giriş olarak cevap veremiyor. Böyle bir değere giriş olarak alamıyor. Bunu şöyle düşünün. Elektriksel bir sistem olsa voltaj sınırı var ve 400 voltun üstünde çalışmıyor. Veya akım sınırı var. 50 amperin üstünde daha fazla uygulayamıyorsunuz. Ve sizin sağdaki sisteminiz bir motor olsa. Siz hızlanmak istiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki mantıken 50 amperden daha büyük değer uygularım. 100 amper uygularım mesela. Ve işte 1500 RPM değil de 3000 RPM'e çıkar bu. Şimdi gerçek hayatta hiçbir şey bu kadar lineer değildir. Gerçek hayatta veya fiziksel dünyada bir şeylerin lineer bölgede çalışması vardır. Belli bir aralık içerisinde, belli şartlar altında belli bir lineer sayılabilecek bölge vardır. Ama asla bu lineerlik ben işte bir su ısıtıcısı tasarlayayım ve bu su ısıtıcısı çekebildiği kadar elektrik çeksin, 1000 watt uygulasın. Bana 1 saniyede 100 dereceye çıkarsın 1 litre suyu. Böyle bir şey mantıklı değildir. Çünkü fiziksel dünyada sınırlar vardır. Bu dersin aslında komple konusu bu sınırlamalar. Kontrol işareti üzerine sınırlamalar. Neden kontrol işareti üzerine sınırlamalar? Aslında bu sistemin açık çevrimdeki sınırı. Kontrol işareti sistemin açık çevrimine uygulanan şey. Yani bu aslında sistemin içinde bir saturasyon
modelinin eklenmiş olması gerekiyor. Ki sizin modeliniz daha gerçekçi olsun. Bu her zaman örnek verdiğimiz raylı sistem araçlarının belli bir yükünün, belli bir ağırlığının olduğu ve bu ağırlığın öyle kolay kolay hızlanamadığını veya yavaşlayamadığını söylemek gerekir. Yani siz bir yarış arabası için koyduğunuz settling time, overshoot vesaire gibi zaman domeni özelliklerini aynısını bir raylı sistem aracından bekleyemezsiniz. Aynı şekilde hızlanamaz, aynı şekilde yavaşlayamaz. Haliyle bu sistemin modelinde de bu sınırlamaları göz önünde bulundurmak ya da tasarımcı olarak bunları göz önünde bulundurmak durumundasınız. Bunu yapabilmek için de bu saturasyonu koyuyoruz. Bu saturasyonu koyduğumuzda kontrol işareti gereğinden fazla bir değere çıktıysa ve bu sistem bu şekilde sıkıntıya sokuyorsa bunun bir çözümü olmalı. Bunun bir çözümü aslında integral almayı saturasyona girdiğimiz süre boyunca kapatmaktır. Yani burada şöyle bir şey çıkıyor. Buradaki farklılığı algılayan bir mekanizma olmalı. Bu farklılıktan dolayı da gidip buradaki integratörü gerek katsayısını mı sıfıra çekersiniz ya da direkt bağlantısını mı şu şekilde koparırsınız. Bu size kalmış. Ama yöntemlerden bir tanesi direkt P tipi kontrolör olarak davranmaktır saturasyon boyunca. Şimdi bu birazcık Simulink'te zor gelebilir ama aslında yapacağımız iş belli. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki benim eğer bir saturasyon durumum varsa, yani USAT ile U birbirine eşit değil ise, ki saturasyon bu demek, benim şu saturasyon elemanından U çıkmıyorsa, eşit değilse, şurada kodlarken hatırlarsanız şöyle bir şey dedik, bunların haricinde eşit olsun. Bu saturasyonun olmadığı bölgedir. O zaman integral de burada çalışabilir. Ama bunun haricinde integralin çalışmaması gerekir. Kapatılması gerekir. Dolayısıyla şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Bunu şöyle yapabiliriz. Deriz ki şuraya bir bool saturated false diye. Ve bool bir değişken atarız. False. False dediğinizde bakın. Bool bir değişken atıyorsunuz. 1 veya 0. Saturated false. Ne zaman saturasyona girerim? Burada. Ve şurada. Buradan da çıkarım. Aslında buna bakmış oldum. Yani bu saturasyon elemanının, bakın şuradaki çizilen saturasyon elemanın şu üst çizgisiyle alt çizgisine karşılaşıyor benim true dediğim. Onun haricinde false'a karşılaşıyor. Şöyle gidelim. Burada saturasyonlu mu? Saturasyonlu mu? Evet, evet. Burada değil. Bunu koymamız mantığı da şu. Eğer bu varsa o zaman if saturated değil ise ya da şöyle yapayım. Daha kolay anlaşılsın. Tersini yapayım. Şimdi eğer saturated ise o zaman yapacağım şey aslında direkt şu. İntegral neyse sabit kalacak. Yani bir bakıma artı sıfır şeklinde düşünebilirsiniz. Eğer saturasyon da değil ise o zaman normal integral almayı yapacak. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Bunun sebebi aslında figür 3'te şurada gördüğünüz şu fazlalık. Bu fazlalığı nasıl götürürüz? Bakın ben burada saturasyonda başlayacağım için aslında şuradaki Q sinyali sıfır olarak devam edecek. Bu sıfır olarak devam ettiği için aslında ben burada 1 çarpı KP neydi? 52. 1.52 uygulamaya çalışacağım. 1.52 uygulamaya çalıştığımda limit 0.7 olduğu için evet biraz üzerinde seyredecek. Ama
benim referansım yaklaştığı için hatamın değeri azalacak. Örneğin belli bir süre sonra benim hatamın sürekli olarak 1,5 katını aldığım için bakın referans yavaş yavaş gidecek. Dolayısıyla benim şurada hatam örneğin 0,9'a ulaştığında 1,30'lara inmiş olacak. Biraz daha inecek. 0,8'e ulaştığında 1,2'ye inmiş olacak. 0,7'ye ulaştığında işte 1'e ulaşmış olacak. Hala limitin üstünde. Benim limitim 0,7 idi. 0 mesela 0,5'e ulaştığında 1,5 olduğu için yarısını daha ekleyin 0,75. Yaklaşık şu bölgenin içerisinde bir yerde artık hala satürasyonda kalıyorum. Tam bu noktada satürasyonu terk etmeye başlayacağım. Neden? Aslında ben burada bu hatanın integralini zaman olarak eklemiyorum üzerine. Çünkü zaten bu limitin üstünde değer uygulayamıyorum. Yani kontrolün P kısmı bile uygulanamazken boşu boşuna bir de I kısmıyla sistemi iyice zorlamıyorum. Çünkü I kısmı belli bir süre arttıkça ve katsayısı da büyük zaten K'yı 9 civarında çok dramatik bir şekilde yani çok büyük bir panik yapacak. Bu paniği engellemek için diyorum ki benim kontrolörüm, PI kontrolörümün P kısmı satürasyondan kurtulana kadar integratör çalışmasın. Bunu dememin en büyük avantajı da daha doğrusu satürasyonla işte satürasyon öncesi değer birbirine eşit olduğu sürece bunu eşit olmadığı sürece bunu yapıyorum. Yani satürasyona kaldığım sürece ben diyorum ki integratör kapalı kalsın şimdilik. Zaten bu noktada ben belli bir süre içerisinde P tipi kontrolörle makul sınırlara inmiş olacağım. Bu noktadan itibaren integral hesaplamaya başlayacağım için biraz daha sürem var. Artık I kontrolörün devreye girmesi için daha sürem var. Neden? Çünkü yaklaşık buralarda bir yerlerde bu grafik yükselmeye başlayacak. Hatayı oradan itibaren hesaplamaya başlayacak. Ve küçük bir hata hesapladığı için işte 9'la çarptığında limitin birazcık altında kalacak ama referans çok daha yakın olduğu için bu limite takılma ihtimali birazcık daha azalacak. Şimdi dilerseniz bu mantığı bir çalıştıralım ve görelim. Gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? F5 yaptım. Bakın çok daha farklı bir cevap elde ettik. Bu farklı elde ettiğimiz cevaba bir bakalım. Şimdi dediğim gibi bakın 0,5 saniyenin öncesine kadar ne olmuş oldu? Aslında P tipi kontrolörle gelmiş olduk. Yani ben buradan hata azalıyor. Bu hatanın 1,5 katıyla inmeye başladım. Bu hatanın 1,5 katıyla inemedim. Çünkü 0,7 limitim var. Bunu uygulayamadım. Uygulayamasam da referansımı yaklaştırdım belli bir seviyede. Yaklaştırdıktan sonra artık benim sinyalim 0,7 civarında. Bakın hala limitleniyor. Limitlenmiyor değil. Yani mantıken eğer P tipi kontrol olsa böyle biraz daha inip devam edecek. Bakın şuradaki şekil. Bu defa integral devreye giriyor. Belli bir süre sanki daha hala integratör yüzünden limitte değer uyguluyorsunuz. Ama integral aslında çok fazla sıkıntı çekmiyor. Çünkü çok büyük bir değer yok hala. Tabii ama mesela 0,5 saniyede baktığınızda 0,02 9'a çarptığınızda 0,18 gibi bir değer elde etmiş oluyorsunuz. 0,18 limitinizin üstüne eklense de çok çabuk tükenecek bir miktar 0,18. Burada tabii ne olmuş oluyor? Bakın hiçbir zaman sinyaline 0,08'i geçmiyor. Yani bu da 0,7'yi geçmemiş oluyor. Yani çok çok daha küçük bir sinyal elde etmiş oluyorsunuz. Bunun haricinde figür 2 bakın şunu çalıştıralım. Bunun haricinde sizin aslında uyguladığınız sinyal 0,4'lere çıkıyordu. Figür 3 alalım. Artık bu kadar dramatik veya bu kadar uzun süre bu sıkıntıyı yaşamıyorsunuz. Şöyle yan yana koyalım. Bakın bu ikisi arasında ciddi anlamda fark var. Mesela biz setting time olarak 1,8 saniye demiştik. Bu sistem için setting time'ı benzer olarak seçilebilir. Tabii burada 1,5'tan yukarıdan girdiği yer birazcık daha hızlıdır hatta. Evet, rise time artık beklediğimiz gibi değil. Ama bu rise time'ın beklediğimiz gibi olmamasının sebebi tamamen limit. Yani buradaki 0,7 limiti. Gidip de sistemde bu limiti mesela 1'e çekersek rise time'da ciddi bir artış göreceğiz. Nerede kendisi? Kontrolü tanımladığımız yerdeydi.
Şuradan. Eğer gidip de limiti 1'e çıkarırsak ve çalıştırırsak bakın sisteminizin rise time'da hafif hafif artışlar göreceksiniz. İşte 1.5'e çıkarırsak sisteminiz daha hızlı davranabilecek. Ama tabii ki bu komple limit içerisinde. Çünkü ne yaparsanız yapın sisteminizi limitleyerek sistemin yavaşlamasına sebep oluyoruz. Eğer tabii ki referans takibi için daha büyük bir sinyal gerekiyor ise. Dolayısıyla aslında sarmalı ve sarmalı yapıları karşılaştırdığımız zaman görüyoruz ki figür 2 sarmalı yapı, figür 3 sarmasız yapı. Bizim işaretimiz belli bir süre limitte gidiyor. Bakın şurası oldukça lineer aslında. Daha sonra integratör devreye girse de çok fazla panik yapmadan, integral sarmasına girmeden. Çünkü saturasyonda olduğu bölge boyunca integraliniz artmıyor. İntegratörünüz toplamıyor. Saturasyonda iseniz, eğer farklı bir değer uyguluyorsanız. Dolayısıyla, yani aslında burada biraz zoom yaparsanız, burada saturasyonun üstüne gitmiyorsunuz çok fazla bakın. Çok ufak bir şey var. Nümerik de olabilir bakın buradaki işaretin hesaplanması. Çok ufak bir sallantı var. Bunu mesela çözmenin en güzel yolu zannediyorum ki şuraya bir sıfır, bir sıfır daha atmaktır. Bu integratörden dolayı da titreşim yapıyor olabilir. Şimdi bir daha baktığımızda zoom içerisinde halen o titreşim var. Demek ki ara ara saturasyona girip girip çıkıyor. Çok ufak geri çıktılar oluyor. Büyük bir sinyal uygulamaya çalışıyor ama bu büyük sinyal oldukça çok küçük. Tabii bu tarz şeyleri engellemek için böyle gürültü filtreleri vesaire atmak gerekecektir. Bunu artık bir gürültü olarak kabul etmek bence mümkündür. Çünkü çok yüksek frekanslı bir titreşim mevzusu var. Burada böyle biraz yumuşatma bunu çözecektir. Kontrol işaretinin üzerine ufak bir yumuşatma ihtiyaç olacaktır. Yani buradaki sampling time'ı yükseltmek, hassasiyeti arttırmak bizim için çok fazla anlam taşımadı. Tekrar indirebiliriz. Dolayısıyla şöyle yapalım. Clear, CLC, Run 2, Run 3 ve Run 4 dosyalarını tekrar çağıralım. Ayrı ayrı figürlere basacaklar. Eşit figürlere basacaklar. Evet. Figür 3, figür 2 ve figür 1. Bakınız burada herhangi bir limit yok. Tüm işaretleri görebiliyoruz. Burada saturasyon elemanı ekledik ve saturasyonla aslında 2'ye kadar çıkan değeri, 2'nin üstüne çıkan değeri 0.7 ile limitledik. Burada da o sarmasız yapıyı kullandım. Sarmalı yapı ve sarmasız yapı burada karşılaştırılmış oldu. Limiti değiştirdiğimizde çok daha farklı şeyler elde ettiğimizi, sonuçlar elde ettiğimizi gördük. Arttırdığımızda aslında sistemin iyileştiğini. Çünkü limiti arttırırsanız aslında modeliniz daha doğru olmaya başlıyor. Limiti azaltırsanız modeliniz daha yanlış olmaya başlıyor. Çünkü daha büyük bir aralıkta çalışıyorsanız daha büyük bir aralıkta lineerdir. Siz de lineer kabul ediyorsunuz zaten modeli. Çok basit anlamda aslında bir saturasyon elemanı kullanarak bu gerçek dünyada, fiziksel dünyadaki limitleri aslında birazcık modelimizin içine dahil etmeye başlayıp daha gerçekçi, daha doğru kontrolörler tasarlamaya çalışacağız. Şimdi haliyle bu zamana kadar gördüğümüz kontrolörler, işte PID, lead lag kontrolör vesaire, bunlar içerisinde integratör olduğu sürece bu integral sarmasını görmeniz mümkün olacaktır. Yani PI ve PID'de özellikle korkmanız gerekecek bu noktada. Dolayısıyla PI'nin ve PID'nin integratör kısmına böyle bir sarmasız yapı kurup bu sarmasız yapıyla çalıştırmanız genellikle gerekebilir. Yani limite takıldığınız anda integratörü kapatmak hem PI kontrolörde hem de PID kontrolörde dikkat etmeniz gerekecek bir husustur. Kontrolörünüzün bu tarz limitlere karşılık en azından P tipi kontrolör gibi davranması belli bir süre boyunca bu işi görecektir. Tabii tek sarmasız yapı bu değildir. Bu noktada benim size tavsiyem birkaç sarmasız yapı araştırmanız internet üzerinden. Çünkü bir başka metot da, yanlış hatırlamıyorsam notlarda da o metodu kullanmıştım. Bir başka metot da bu integratörün hatasını aslında integratörü geri vermek. Yani saturasyonlu haliyle, saturasyonsuz hali kontrol işaretinin
farkı alınıyor. Yani aradaki farkın integratörü geri beslenmesiyle oluyor. Hatta orada geri besleme katsayısının ayarlarıyla alakalı makalelere de erişebileceksinizdir diye düşünüyorum internetten. Bu noktada aslında bu haftalık konuyu anlatmış oldum. Bu hafta diğer haftalardan farklı olarak şuna dikkat çekmek istiyorum. PI kontrolü tasarımına bakın, hızlıca tekrar göstereyim. Burada bir sistem ele aldık. PI kontrolü tasarladık. PI kontrolü tasarlarken dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi P, I ve D katsayıları şeklinde yazmamız ve böyle katsayı işlemeye gitmemiz. Burada rise time ve setting time aynı anda verildiği için ve değişken sayımız 3, denklem anlamlı denklem sayımız da 3 olduğu için bir tane çözüm çıktı. Bu çözümü de kullanarak biz simülasyona geçiş yaptık. Simülasyonda basit anlamda kapalı çevirme, hataya ve kontrol işaretine baktık. Bunların gelmesinin sebebinde şuradaki simülük dosyasından aslında anlatmaya çalıştık. Dedik ki, şurayı da tekrar kopyalayayım. Dedik ki, siz normalde fg bölü 1 artı fg yaparsınız. Eğer sadece ve sadece f'i ileri yola alıp bunu geri yola alırsanız, yani şu şekilde alıp şöyle aşağı indirirseniz, düzgün indirmedi maalesef. Şöyle yapalım. Şurada kaldırırsanız, her çıkışı buradan alırsanız, o zaman ne dedik? F bölü 1 artı fg'dir. O zaman neyi elde ediyoruz? Kontrol işaretini elde ediyoruz. Eğer bunu da geri yola alıp, şurayı koparıp, bunu da geri yola alırsanız, şöyle, o zaman hatayı elde edersiniz. Bakın ileri yolda hata var, 1. Geri yolda da f ve g var. 1 bölü 1 artı fg şeklinde transfer fonksiyonları tanımladık. Transfer fonksiyonları da bize step komutunu kullanarak bakın şurada tanımladığım r ile y arasında fg bölü 1 artı fg, r ile u arasında f bölü 1 artı fg, r ile y arasında ise 1 bölü 1 artı fg şeklinde 3 tane transfer fonksiyonundan aynı sistemin aslında simülasyonu için hata sinyalini ve kontrol işareti sinyalini elde ettik. Daha sonra dedik ki biz saturasyon ekleyeceğiz. Dolayısıyla bu sistem bizim için yetersiz. Bu şekilde simülasyon yapmak yetersiz. Dedim ki bu noktada gidip simülük açıp benim burada kurduğum gibi şöyle saturasyonlu sistemi kurup bunun simülasyonunu yapabilirsiniz gayet tabii. Fakat ben bunun karşılığında aslında şunu yaptım. Dedim ki şuradaki GS'i şu şekilde durum uzayı üzerinden gösterebilir. Bu durum uzayını da güzelce kodlayabilmek için diskrete taşıyabilirim dedim. Aynı şekilde aslında kontrolörü de P ve I şeklinde kullandığım için özellikle bu şekilde ayırabilir. Bu şekilde ayırdığım için de yine durum uzayı, hatta durum uzayına da gerek kalmadı. Şu işaretleri diskret olarak oluşturduğumda aynı katsayıları kullanarak kontrolörü gerçekleyebilirim dedim. Bunu yapmamın sebebi saturasyonsuz haliyle bir çalıştırıp bunun saturasyonsuz haline eşit olduğunu gösterdikten sonra saturasyonun araya çok basit bir kod ile gelebileceğini göstermek içindi. Nasıl yaptık? Dedik ki biz burada tasarım yapalım. Buraya kadar. Simülasyon esnasında dedik ki discrete ABCD'ye ihtiyacımız var. Kontrolün katsayıları da bunlar. Daha sonra aynen simlik üzerinden gördüğümüz bağlantıya bakarak da aslında çalışmalarımızı yaptık. Dedik ki Y ile R arasında şurada bir hata oluşturmalıyım. Daha sonra hatanın integralini almalıyım. Hatanın integralini almalıyım dediğimiz noktada bakın aynı sırayla yazdım. R'ye hata lazım. Hatanın integrali. Şu ikisinden KP ve KI katsayılarıyla çarpımların toplamıyla kontrol işaretinde sistem uygulayacağız demiştik. Burada içeriği kodlarken yine aynı mantıkla yaptık. Dedik ki çıkış CX artı D olur model gereği. Daha sonra hata R ile Y arasındaki farktır. Bu hatanın integrali de bize lazımdır. İntegral de şu şekilde alır fark denklemiyle. Bu iki sinyal kullanılarak KP ve KI katsayıları kullanarak kontrol işareti oluşturulur. Kontrol işaretinde sistemin AX artı BU şeklinde ki iç yapısına eğer gönderirsek bağlarsak aslında sistemin simülasyonu yapmış oluruz dedik. Buradaki en büyük avantaj da bunları kodlayabildikten sonra gidip direkt bu vektörleri kullanarak otomatikman kontrol işareti, hatanın integrali, çıkışı vesaireyi çizdirebilmemiz oldu. Bir sonraki aşamada bundan farklı olarak sadece şunu yaptık. Dedik ki artık bizim bir saturasyon olayımız var. Bir saturasyon elemanı eklediğimiz için saturasyonun girişiyle çıkışı farklı olacağı için iki tane U olmaya başladı. Girişi bizim normalde hesapladığımız kontrol yönü U'su. Çıkışı ise saturasyonlu versiyonu olacak dedik. Ve burada sadece ve sadece şuraya gelip
Dedik ki eğer bizim kontrol işaretimiz izin verilen limitin çok üstündeyse veya eşitse o zaman satürasyon hali limitte kalacaktır. Aynı şekilde bunu negatif bölgede de yapacağız. Sadece ve sadece bunların haricinde limitler bölgesinde, limitlerin arasında kalırsa o zaman çıkışta bizim işaretimizi görebiliriz dedik. USAT çünkü şu an yazdığım şu satürasyon bloğunun çıkışı USAT'tır. USAT girişe eşittir yani devre dışıdır. Bunun haricinde de sisteme USAT bağlanması gerekir dedik ve birebir aynı çizdirmeleri yaptık. Daha sonra RAM4 içerisinde dedik ki bu bize bir takım sorunlar oluşturdu. İntegratör olduğu için kontrol içerisinde ve belli bir limit olduğu için bu limitten dolayı integral sarması oldu. Biz de dedik ki o zaman biz limitte miyiz değil miyiz? Satürasyonun içinde miyiz dışında mıyız? Diye bakalım dedik. Herhangi bir satürasyon yok diye başlayıp satürasyonun olması durumunda integrali sabit tuttuk. Önceki değer neyse o oluyor. İntegral bakın artmıyor. Sabit kalıyor. Onun haricinde dedik ki eğer böyle bir durum yoksa integrali hesapla. Böyle bir durum varsa integrali sıfır. Yani e'yi sıfır kabul etmiş oluyorsunuz. Yani herhangi bir hatayı integrale eklememiş oluyor. Bunu nasıl algılarız? Çünkü biz burada satürasyona girip çıktığımızı algılıyoruz. Normal kontrol işaretimizi hesapladık. Zaten satürasyonlu bölgedeyse bu değişmeyeceği için aslında uyguladığınız şey KPE gibi olmuş olacak. Onun haricinde normal PI kontrolü olacak. Satürasyona nasıl girdiğimizi anlıyoruz. Aslında biz burada ve burada satürasyona girdiğimizi biliyoruz. O yüzden bu çevrim içerisinde her iki if kısmında da if bloğuna da saturated'i koyduk. Bunun haricinde zaten USAT'la UI evirinde eşit olduğu için saturasyon olmamış oluyor. İstediğimiz sinyali sistemin USAT vasıtasıyla girişine uygulayabiliyoruz. O zaman saturasyon yoktur dedik. Bu saturasyon olmaması aslında bir sonraki çevrimde burayı false yapacağı için şuradaki denklemi kullanacak bir yer kontrolüne dönüştürecek. Eğer saturated true gelirse mesela burada şu geldiği zaman bir sonraki çevrimde if saturated true olduğu için burayı kullandıracak. Dolayısıyla sisteme de USAT iyi yine uyguluyoruz. Sarmasız yapıyı çok basit anlamda integratör kısmını, Q kısmını kapatarak yapmış olduk. Ve dediğim gibi bunun farklı yöntemleri de var. Aslında buradaki yere USAT'la U'nun farkını şuradaki Q'ya ekleyerek de yapabiliyorsunuz. Şunu kaldırıp burada bir ekstradan terim olarak E'nin yanı sıra şuraya ekstradan terim olarak USAT'la U'nun limitli hali ve limitsiz halinin farkını buraya verdiğinizde yine sarmasız yapı olmuş oluyor. Bunda notlardan bakabilirsiniz. Onun haricinde tüm dosyaları çalıştırarak şunu gördük. Herhangi bir saturasyon olmadan normal kontrolörümün yapısı, saturasyon devreye girdiğinde kontrolörümün verdiği performans ve sarmasız yapı, yani burada integral sarması var, burada yok. Sarmasız yapı, yani anti-wind-up yapısı, İngilizcesi wind-up sarmanın kullanıldığında performansın geri iyileştirilmesi. Tabii artık buradaki özelliklerin kalmadığını görebilirsiniz. İlk tasarımdaki özellikleri burada tam olarak göremiyorsunuz. Ve zaten burada sarmasız yapı kullanmanızdan dolayı da çok fazla PI kontrolör yapısı da görmemeye başlıyorsunuz. Çünkü integratör kısmı oldukça zayıf kalmış oldu bu sistem için. Başka sistem için tabii başka şekilde de olabilir. Ama buradaki en büyük sıkıntıdan kurtulmuş oldunuz. Şimdi bir başka bunun çözümü de şu olabilir. Tasarımınızı buna göre birazcık daha yavaşlatmak olabilir. Yani örneğin isterseniz deneyerek bakalım. Ben RAN 2'de figür 1 olduğu için burası. RAN 2'de işte rise time, setting time gibi değerler verilmiş. Ben tasarım noktasında da müdahale edebilirim. Ama şunu da diyebilirim. İntegratör kısmımı ben 5'te 1'ini alacağım. Hatta P kısmında yarısını alacağım. Eğer kararlılık sorunu çekmezsek bakın birazcık daha ne olmuş oldu? Yumuşak bir sistem cevabı elde etmiş oldum. Şimdi bu sistem cevabını 0.7 ile limitlediğimde şurada bir yerde limitleyeceğim. Çok daha erken oturacaktır. Veya aynı şeyi öbür tarafta da görelim. 2 ile 5'e bölelim bakın. Bunu 2'ye böleceğim. Bunu 5'e böleceğim. Çalıştırdığımda birazcık daha kısa bir süre integral sarmasına maruz kaldığımı görebiliyorum. Şimdi bunu yapmanın faydası ne? Ben
şunu biliyorum direkt. Buradaki aslında yazdığım kod ile beraber de bunu göstermiş oldum. Kontrol işaretinin üzerinde bir sınır getiriliyor. Ve ben kontrol işaretini lineer bir şekilde hem E'den hem de Q'dan oluşturuyorum. Ve bunların katsayıları KP ve KI. Eğer KP'yi de KI'yi de düşürürsem o zaman ne yapmış oluyorum? Aslında sistemin kontrol işaretini azaltmaya başlamış oluyorum. Dolayısıyla biz genel anlamda şunu söyleriz. Evet, kontrolör tasarlarız. PID, PI kontrolörler tasarlarız. Fakat bu katsayıların aşırı büyümesi kontrol işaretinin de büyümesi anlamına gelecektir. Ve fiziksel dünyada bu istenen bir şey değildir. Çok büyük kontrol işareti kontrol efor açısından çok tercih edilmez. Ve genellikle fiziksel sistemlerde bir limitin olacağı varsayılacağı için, kesinlikle bir limite takılacağınız için bu tarz wind-up problemleriyle karşılaşmamak için çok da büyük katsayılar istemezsiniz. Ha, tabii ki burada şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. KP'ye çok fazla dokunmanıza gerek yok aslında. Tasarımdaki KI'nin azalması zaten yeterli bir durumdur. Yani buradaki limitimiz 0.7'de de olsa çok daha geç oturan sistem wind-up olmasına rağmen hala erken oturmuş oluyor. Çünkü integral etkisini oldukça azaltmış olduk. Bu bölü 2 bölü 5'i bir de son figürde deneyelim. Şurada sanırım yakalayamadım. Evet. Bölü 2 ve bölü 5. Böyle bir tasarımda zaten bakın çok kısa bir süre wind-up'ta kaldığınızı görüyorsunuz. İntegrali de aslında tasarlamış olduğunuz. Yani burada KP ve KI'yi değiştirerek tabii elde ettiğiniz kapalı çevrim sistem transfer fonksiyonunuz da setting time, rise time gibi özellikleriniz de değişmiş oldu. Burada uğursuz bir sistem seçmeniz zaten limite çok fazla takılmamaya çalışacağınız anlamına gelir. Çünkü overshoot olmadığı zaman aslında sürekli halde oturmanız gereken kontrol işaretine çok yakın bölgede çalışıyorsunuz demektir. Dikkat ederseniz 0.5'in çok fazla üstüne çıkmamış durumda, 0.7'nin çok fazla üstüne çıkmamış durumdayız ki sürekli halde zaten 0.5 ihtiyacı var. Aşım yapmayacağı için çok 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 büyük bir kontrol işaretine ihtiyaç duymuyordu. Fakat ilk tasarım 2'ye bölmeden, 5'e bölmeden yaptığınız tasarım 2'lere kadar çıkıyordu. Şimdi 2'ye kadar çıkan bir kontrol işaretini 0.7 ile sınırlamak tabii ki bu tarz problemlere sebep olacaktır. Fakat bize buradan şu çıkıyor. Çok büyük kontrol işareti işimize gelen bir şey değil ama ihtiyaç neyse onu da kullanmak isteyebiliriz. Tabii bu bir işte aracın ivme çevrimi tasarımı olabilirdi. O zaman ivmeyi limitleyeceğimiz değer atıyorum 1, 1.5, 2 gibi olabilirdi. Metre bölü saniye kare mesela. O zaman böyle bir aracın limiti mantıklı olacaktır ve ona göre yavaşlanıp hızlanması istenecektir. Bu bir hız çevrimi olabilirdi ve atıyorum 120 km saate kadar sınırlamak isteyecektik ve bunun üstüne çıkmasını istemeyecektik. Dolayısıyla bir otobana çıktığında, otonom araç olarak davrandığında 120 km bölü saat sınır gayet mantıklı gelebilir örneğin. Veya bu tabi adaptif yapılır genel anlamda ama bir rota içerisinde maksimum hız limitini aşmaması istenir. Dolayısıyla buradaki bu limitlerin sisteme dahil edilmesi oldukça önemli. Bir sistemin modelinin doğruluğu sadece parametrelerin farklı olması veya fiziksel modelin içindeki denklemlerdeki ihmaller değil, aynı zamanda fiziksel dünyadaki sınırlamalar da olabilmekte. Bu çok önemli. Sistemimizi doğru modellemeniz, sistemimizi anlamanız oldukça önemli. Buradaki KP ve KI'yi düşürerek ben bu limitten kurtulabilir, wind-up'tan kurtulabilirim diyorum. Aslında bu KP ve KI'yi bu şekilde seçmek ve bu şekilde devam etmek doğru değil. Çünkü çok fazla PI kontrolörü özelliğini göstermiş olmuyor. O yüzden burada benim KP ve KI'yi yeni güncellediğim haliyle bir kapalı çevrim önermek daha mantıklı olacaktır. Çünkü daha kısa süre limit içerisinde kalıyor ve gerçek bir PI kontrolör gibi davranıyor. Ve hatta aslında önceki o düşük sönümlü bir sistem davranışından ziyade fiziksel dünyada daha çok istenecek aşım yapmayan birinci dereceden sistem davranışına daha yakın olan bir davranış olduğu için şahsen ben böyle bir sistemde anti-wind-up'ı kurmakla beraber aslında PI katsayılarımı güncellemeyi düşünmeliyim derim. Çünkü teminki durumda integratör komple devre dışı kalmış oldu aslında. Sadece ve sadece referans takip etsin diye integratör çok kısa bir süre devreye girdi ve küçük değerler arasında devreye girdi. Haliyle aslında tasarımcı olarak sizin kapalı çevrim sistemden isteyecekleriniz aslında açık çevrim sistemine de oldukça bağlı. Çünkü
uygulayabileceğiniz maksimum kontrol işaretini bilmeniz gerekiyor. Bunu bilmeniz halinde buna göre setting time, overshoot vesaire gibi durumları seçmeniz gerekiyor. Diğer taraftan simlink kullanmak hepinizin ilk tercihi oluyor genellikle. Fakat bazı şeylerin arka planı kodlayabilmek de bence önemli. Çünkü bu yorumların hepsini bu şekilde kodlayarak görebildik. Simlink üzerinde bunlara çok fazla dikkat etmiyoruz. Dolayısıyla da bu şekilde kodlamak, dediğim gibi, bu kod kısmından komple sorumlu değilseniz otomatikman bunu yapmanız istenmeyecektir. En azından öyle düşünüyorum. Belki yine de böyle trikli bir şeyler sorabiliriz bunların üstünden. Ama aslında çok basit blok diyagram şeması incelemesiyle beraber bu kod yazılabiliyor. Ve bunu Simlink dosyasından açıp göstererek de bu dersin içinde yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa zaten mail atıp veya yorum yapıp şey yapabilirsiniz. Bana ulaştırabilirsiniz. Dediğim gibi bu haftanın konusu bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur.